Evet, iyi akşamlar değerli izleyiciler. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Bugün yine Salı ve kentin gerçekleriyle karşınızdayız. İnşallah güzel bir program olacağı inancıyla program arkadaşım Sayın İbrahim Ece işte birlikte sizi saygıyla selamlıyoruz. Evet İbrahim Bey, iyi akşamlar. Teşekkür İnşallah ediyorum güzel Ali bir İbrahim program Bey. olsun Teşekkür diye temenni ediyorum. ediyorum. İnşallah. Ben de buradan bütün izleyicilerimize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyorum. İnşallah her zaman olduğu gibi yine sürükleyici, tamamen kentimizi, milletimizi, devletimizi ilgilendiren konuları doğru bir şekilde işlemeye çalışacağız inşallah. Umuyorum ve ümit ediyorum ki bizden insanlarımız doğruları dinlemekten zevk alırlar. Biz de programı sunmaktan inanılmaz bir zevk alıyoruz diyorum ve tekrar teşekkür ediyorum. Buyurun Evet. Ali İbrahim Peki, ben de size Bey. teşekkür ediyorum bana eşlik ettiğiniz için. İnşallah bundan sonraki süreçte de güzel programlara imza atarız hep İnşallah. birlikte. Zaten bizim derdimiz Çorum, değil mi? Evet. Memleketimiz, vatanımız, başka bir derdimiz yok. Başka bir hesabımız yok. Aynen öyle. Bu memlekete kim bir çivi çaktıysa onun yanındayız. Onun destekçisiyiz. Kim ki bu memlekete zarar veriyorsa ya da elinden bir şeyler gelip de devletin verdiği yetkiyi kullanamıyorsa, beceriksiz bir yönetim sergiliyorsa onların da karşısındayız. Onları da ikaz etmek Aynen öyle. bizim ana hedeflerimizden bir tanesi. Aynen. Kent 19 olarak da kuruluşumuzdan bu tarafa bu şeyi iyi götürdüğümüze inanıyorum. İnşallah bundan sonra daha da güzelleşerek gider diye düşünüyorum. İnşallah. Tabii bu hafta konumuzun en başlarında biliyorsunuz bütçe görüşmeleri Evet. var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bakanlıkların şeyleri görüşülüyor ve bu arada da ciddi ciddi olsa yüksek tansiyonlu Tartışmalar. tartışmalar yaşanıyor. Bu görüşmelerden bir tanesinde biliyorsunuz HDP'nin çok iğrenç bir konuşması, HDP milletvekilinin iğrenç bir konuşması. İnsanları böyle mezhep ayrışımına, bölgesel ayrışıma, hatta Türkiye'nin bölünmesine kadar gidecek, hatta bir ata Osmanlı düşmanlığına kadar gidecek, 145 yıldır yıllık bir hesabımız var diyecek kadar, ondan sonra bu memlekete yabancı ve bu memleketin parçalanmasına hizmet edecek bir konuşma yaparak hepimizin sinir sistemini bozdular. Ancak tabi bunun cevaplarını da hem bakanlarımız hem AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi grupları fazlasıyla verdi. O konuyla ilgili istersen İmamoğlu'nun da var. O milletvekilinin bir görüş konuşması vardı ya. Onu. Yani şimdi Ali İbrahim Bey, aslında ben bu tür konuşmaları duyunca tabii o içimdeki şeyi anlatamam. Onlara karşı duyduğum hisleri en azından burada anlatamam. Ama bir taraftan da diyorum ki adamlar çıkmış hain planlarını ve hain emellerini dillendiriyorlar. Buna bardağın biraz da dolu tarafından bakıyorum ben. Yani hala ve hala HDP gibi böyle haince düşüncelere sahip bir partiyi destekleyen, onlarla beraber yol alan, onlarla beraber yola giden İttifaklarda diğer, bulunan. evet, bu ittifakta bulunan partilerin bir şeyler görmesini sağlar diye ümit ediyorum. Bir şeyler düşündürür onlara diye ümit ediyorum. Adam çıkıyor, ta 1860'ların, 70'lerin, Abdülhamit döneminin intikamını güya yaşıyor, hissediyor, düşünüyor. Biz bununla yaşıyoruz diyor. Evet. 145 yıllık bir hesabımız var diyor. Neyin hesabı var? Peki Abdülhamit'le
Abdülhamit'ten bu tarafa kadar, Cennet Mekan Abdülhamit'ten bu tarafa kadar, bu tarihe gelene kadar 145 yıllık bir hesaplaşma diyorlar ya. Evet. Cumhuriyet'in kuruluşu var. Mustafa Kemal'in bu memleketteki iradesi var, değil mi? Evet. Çeşitli iktidarlar var. Ondan öncesi var, sonrası var ve bu şeye kadar gelmişiz. 145 yıl deyince bunların hepsi içerisine giriyor. Tabii, değil mi? Tabii. Hepsi içerisine giriyor. Tabii. Peki. Abdülhamit'ten başlayan ve Mustafa Kemal'in iradesini de içine alan bu Türkiye Cumhuriyeti yönetimine kadar gelen, bu tarihe kadar gelen bu süreçte bu yönetime, yani bu devlete sizinle hesaplaşmamız var diyen bir zihniyetin, evet, Türk olması düşünülebilir mi? Kesinlikle değil zaten. Müslüman Türk mümkün değil zaten. O zaman bunlar hala ve hala 1915 olaylarını bütün dünyada gündeme getirmeye çalışan Ermenilerin uzantılarıdır. Aynen öyle. Bunların Müslümanlıkla, Türklükle hiçbir ilgisi, alakası yoktur. Evet. Yoktur. Bunlar Anadolu'da kalan o Ermeni uşaklarıdır. Evet. Yani şimdi Ermeni bir devleti var biliyorsunuz. Evet. Ermeni devletinin de halini gördük. Azeri kardeşlerimiz oraya 40 günde aynen hallettiler. Öyle. Yani dış güçlerin bir koruması olmadan, bilmem ne yapmadan bu haldeler. Şimdi kendi devletlerinde güçlü olamayanlar dışarıda diaspora mı diyorlar, işte dışarıda bir şey yapıyorlar. Önceden Asala, şimdi PKK adı altında bu memlekette ne kadar zarar verebilirlerse bu Türkiye Cumhuriyeti'ne, Osmanlı'dan kalma bu Türkiye, evet, Cumhuriyeti'ne ne kadar zarar verebilirlerse onun hesabını yapıyorlar. Şimdi tamam, PKK bunu yapıyor. HDP de bunu yapıyor. HDP milletvekili çıktı. Bu 145 yıllık bir şeylik dedi. Allah Allah dedim ya, bu 145 yıllık bir hesaplaşma benim kulaklarımı bir yerden aşina. Nereden aşina? Düşünürken bugün bulduk. Mustafa, onu bir yayınla bakalım. Bu memleketin, bu büyük şehrini, bu güzel şehrini, bu şehrini sadece İstanbullular sonuç olarak merak etmiyor. Bütün dünya takip ediyor. 145 yıldır biz demokrasi için mücadele ediyoruz. Papa. Gördün mü? Aynı zihniyet işte. Şimdi şunu diyor, bunu diyor o İmamoğlu'na, bunu diyor orada çıkıp söyleyeceksin. Ben diyor belediye seçiminde sana oy verdim, seni destekledim. Çıkıp orada diyor bu 145 yıllık benim davamı söyleyeceksin. Millet Meclisi'nde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çıkıp HDP'li milletvekilleri, CHP'liler orada oturuyorsunuz ama bizim oylarımızda oturuyorsunuz demediler mi? Evet. Belediye başkanlarına siz burada oturuyorsunuz ama bizim oylarımızda oturuyorsunuz demediler mi? Aynen. Dediler. İşte bu da çıkıyor sırf belediye başkanlığı adına, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına bu adama bunu söylettiriyorlar. Evet. Söylemek zorunda bırakıyorlar. Sen ha hainsin, 145 yıllık bir davayı güdersin, ha da ya da 145 yıllık davayı güden birilerinin mesajlarını verirsin, sen de hainsin. Evet. Hain mi? Başka bir... Haysiyetsiz hainin birisi şimdi. Aynen. Yani aynen. Şu anda yani bunu diyor ki sizden 145 yıllık bir alacağımız var, hesaplaşmamız var diyor. Allah Allah. Bunu çıkıyor. 145 bu şahsiyetsiz, bu haysiyetsiz. Demokrasi mücadelemiz diyor. Bu haysiyetsiz. İstanbul'da çıkıyor 145 yıllık demokrasi mücadele. Sen demokrasi dediğin ne ki ya? Demokrasi dediğin halkların, insanların kendi kendini, cumhuriyet değil mi? Cumhurun kendi kendini yönetmesi demek değil mi demokrasi? Yani şu anda gayri demokratik bir durum mu var Türkiye'de? Seçimle gelmiyor mu iktidarlar? Evet. Yani sen İstanbul'a belediye başkanı olursan demokratik oluyor. Kaybeder de cumhurbaşkanı, halkın oylarıyla cumhurbaşkanı olursa gayri demokratik bir. Buradan sen kimsin ya? Buradan şunu çok iyi anlamak lazım Ali İbrahim Bey. Özellikle genç nesil. Şunu iyi bilin.
çocuklarımız, evlatlarımız, kardeşlerimiz, yeğenlerimiz, şunu iyi bilin. Türkiye Cumhuriyeti Devleti her zaman payidar kalacaktır. Böyle hainlere, böyle hainlere sırf söylemler için, sırf AK Parti'ye olan bazı husumetleriniz için veya Recep Tayyip Erdoğan'a olan bazı husumetleriniz, düşünceleriniz için destek veriyorsunuz. Bakın bu mesajları iyi anlayın, iyi. 145 yıllık demokrasi mücadelesi derken bu adam ne diyor? Niye diyor bunu? Bunu iyi anlayın. HDP milletvekili çıkıp 145 yıllık aynı söylemle davamız var derken neyin davasını güdüyor? Bunu iyi anlayın. İyi anlayın. Bu insanlar Türk düşmanı. Bu insanlar Müslüman düşmanı. Bunu iyi anlayın. Bu insanlar ülkemizi parçalamak, bölmek isteyen insanlar. Bunlara şuursuzca destek vermeyin. Bilerek, düşünerek, okuyarak, anlayarak, ne söylediklerini bilerek ondan sonra oy vermek istiyorsanız, vicdanınız, damarlarınızdaki kan izin veriyorsa gidin oy verin. Evet. Ezber oy vermeyin bu insanlara. Şimdi tabii bu adamlar bunu konuşurken Milliyetçi Hareket Partisi lideri Sayın Devlet, Doktor Devlet Bahçeli HDP kapatılsın diye bir tweet attı. Evet. Açıklama yaptı. CHP ya niye kapatılsın? Öbür taraftan işte kuyruk partiler niye kapatılsın? İşte Demirtaş işte şöyle böyle. Demirtaş'tan aynı özgürlük düşüncemiz var. Sanki Türkiye'de özgürlük yokmuş gibi algı yapıyorlar. HDP kapatılsın abi. Kapatılsın abi. Bunu sen biliyorsun, ben biliyorum, herkes biliyor, vatandaş biliyor da. Bunu yukarıdakiler bilmiyor mu abi? Yani Cumhuriyet Halk Partisi bunu bilmiyor mu? PKK'nın uzantısı olduğunu, PKK'nın savunucusu olduğunu bilmiyor mu bunlar? Bilmez olurlar mı? Adamlar açıkça ilan ediyorlar zaten. O zaman kapatılsın. Açıkça ilan ediyorlar. O zaman ben buradan ilan ediyorum. Ben buradan lütfen Çorumlara da sesleniyorum. Çorumlu hemşerilerimize. Milliyetçi muhafazakar hemşerilerimize sesleniyorum. Sağduyulu hemşerilerimize sesleniyorum. Lütfen bunun için herkes seslendirsin. Bu HDP kapatılsın. Bu hükümete, bu devlete güç verelim. Yanında olalım, arkasında olalım. Devlet Bahçeli'nin bu tweetini destekleyelim. Aynen. Bakın ben buradan hiçbir kimseye, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren hiçbir vatandaşımıza en ufak bir tepki vermem. Vermem. Siyasi düşüncesidir. Saygı duyarım. Verebilir tabii herkes. Saygı duyarım. İyi Parti'ye oy vermiş. Saygı duyarım. Falanca partiye oy vermiş. Saygı duyarım. Ama kardeşim, HDP'ye oy veren hiç kimseye ben saygı duymam. HDP'ye destek veren hiç kimseye ben saygı duymam. Adam çıkıp APO'nun posterlerini asacağız her yere diyorsa, Önder APO'nun heykellerini dikeceğiz her yere diyorsa ve birileri de bu söylemleri yapan partiye destek veriyorsa orada sıkıntı vardır, sıkıntı. Sıkıntı vardır orada. Adam alenen çıkıp benim ülkemi bölmekle tehdit ediyor beni. Kürdistan diyor. Bilmem Diyarbakır başkentimiz diyor. Bunları söyleyenler kim? Bunları söyleyenler HDP yöneticileri. O zaman bunları söyleyen insanlara nasıl destek verilir? Nasıl destek verilir? Evet. Burada ortaya şu çıkıyor artık. Şimdi biz hep özellikle sağ kesim, özellikle sağduyulu insanlar, özellikle milliyetçi muhafazakar insanlar bu memlekette. Evet. Amanın bir kargaşa çıkmasın, amanın kimse üzülmesin, amanın kimse incinmesin. Aman şöyle olsun, aman böyle olsun, ben alttan alayım, ben savunmada kalayım. Şunu gördük. Devleti yönetenler şu anda, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı da başta olmak üzere, Cumhurbaşkanı da başta olmak üzere, şu anda artık şuraya geldik. Biz niye savunmadayız ki? En iyi savunma hücumdur. Hayır, biz niye savunmadayız? Hırsız değiliz, ahlaksız değiliz, edepsiz değiliz. Hain değiliz. Evet. Bizim işimiz hainlerle mücadele etmek. O zaman biz savunmayı bırakacağız artık. Evet. Biz hücuma geçeceğiz. En iyi savunma hücum derken
normal vatandaşlarımızı bir kenara koyacağız. Siyasi anlamda hücum. Kürt vatandaşlarımızı. Fikri anlamda tabii, hücum. Kürt, ekonomik anlamda hücum. Evet. Kürt vatandaşlarımızı bir araya, hepimiz içinde Kürdüz. Kürtlerimiz var, yengelerimiz, dayılarımız, amca. Yani o ayrı bir şey. Ama bu HDP ve PKK'nın Kürtlükle alakası vallahi de yok, billahi de yok. Bunlar yani yok Ermeni uzantıları. Evet. Ermeni diasporasının evet. Türkiye'deki kurguladığı, daha doğrusu küresel güçlerin Türkiye'yi parçalayıp, Türkiye'yi yani bütün Müslüman Türk alemine abi, Türkiye'yi güçsüzleştirmek, kendilerine kul köle etmek, manda zihniyetine geri çekmek için yaptıkları bir oyunun bir parçası. Onun için, aynen öyle. Onun için artık savunma mekanizması değil, hücum mekanizmasını çalıştırıyoruz. Nerede bir hain varsa açık açık üstüne gideceğiz. Evet. Nerede bir bu memlekette taş atan varsa, bu memleketin camına taş atan varsa, evini, bu memleketi taşlayan varsa onların ellerini kırmak zorundayız artık. Evet. Aynen öyle. Ve burada bu bütçe görüşmelerinde bunu gördük. Nerede gördük? Bakanlar artık yetti. Bakanlar artık Allah razı olsun. 10 numara konuşmaları yaptılar. Çıktı. 1000 soysuza bir soylu yeterdi. Bir soylu yeterdi. Onu bir görelim hep birlikte. Demokrasi önce dinlemeyi öğrenmekten geçer. Bir dakika. Sayın milletvekilleri, dünyayı yaksanız durdurmam. Devam edin. Ne demek ya? Kit konusunda bir arkadaşın söylemi oldu. Eğer kendileri buradaysa gözlerini görmek ve yüzünü görmek istiyorum. Kim laf atıyor bilmiyorum da. Ben de bilmiyorum ama buyurun devam edin. Siz laf atıyorsanız tırnakçılığa alışmışsınız zaten canım. Milletvekiliniz adamın cebindeki telefonu çalıyor. Telefonu laf atma. Az önce bazı milletvekillerimiz bunu nasıl çıkartırsınız dedi. Ben o milletvekillerimizi hatırlıyorum. Arayamazsınız dediler, aradık. Bulamazsınız dediler, bulduk. Şimdi de çıkartamazsınız diyorlar. Nasıl bulduysak öyle çıkartacağız. Buradan başörtülüleri attığınız zamanlar aklınıza geldi herhalde. Hakim savcı cezaevinde diyorsunuz. Binlerce hakim cezaevinde değil. FETÖ'cü teröristler cezaevinde. FETÖ'cüler cezaevinde. PKK ile omuz omuza çalışan FETÖ terör örgütüyle PKK terör örgütünün mensupları cezaevinde. Biz sizin çevreciliğinizi Diyarbakır sokaklarında, dünya mirası Surun sokaklarında gördük. Çırnak'ta, Mardin'de yakıp yıktığınız tarihi eserlerde bu milletin bağımsızlığının simgesi camilerimizin harap hallerinde gördük. Oh! Paralar PKK'ya gitmiyor. Millete gidiyor. Oh! Demokrasi önce dinlemeyi öğrenmekten geçer. Bir dakika. Sayın milletvekilleri, dünyayı yaksanız durdurmam. Devam edin. Ne demek ya? Kit konusunda bir arkadaşın söylemi oldu. Eğer kendileri buradaysa gözlerini görmek ve yüzünü görmek istiyorum. Kim laf atıyor bilmiyorum da. Ben de bilmiyorum ama buyurun devam edin. Siz laf atıyorsanız tırnakçılığa alışmışsınız zaten canım. Milletvekiliniz adamın cebindeki telefonu çalıyor. Telefonu laf atma. Az önce bazı milletvekillerimiz bunu nasıl çıkartırsınız dedi. Ben o milletvekillerimizi hatırlıyorum. Arayamazsınız dediler, aradık. Bulamazsınız dediler, bulduk. Şimdi de çıkartamazsınız diyorlar. Nasıl bulduysak öyle çıkartacağız. Buradan başörtülüleri attığınız zamanlar aklınıza geldi herhalde. Hakim savcı cezaevinde diyorsunuz. Binlerce hakim cezaevinde değil. FETÖ'cü teröristler cezaevinde. FETÖ'cüler cezaevinde. PKK ile omuz omuza çalışan FETÖ terör örgütüyle PKK terör örgütünün mensupları cezaevinde. Biz sizin çevreciliğinizi Diyarbakır sokaklarında, dünya mirası Surun sokaklarında gördük. Çırnak'ta, Mardin'de yakıp yıktığınız tarihi eserlerde bu milletin bağımsızlığının simgesi camilerimizin harap hallerinde gördük. Oh! Paralar PKK'ya gitmiyor. Millete gidiyor. Oh! Oh! Evet. İbrahim Bey, gördük. Evet. Şimdi burada en çok dikkatimi çeken ne oldu? Meclis Başkan Vekili'nin oturumu yöneten Meclis Başkan Vekili, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Meclis Başkan Vekili'nin Celal Adam Bey'in ondan sonra orada diyor ki, tamam mı? Ne yaparsanız yapın. Dünyayı yaksanız durdurmam bu konuşmayı. Değil mi? Şimdi burada ortaya şu çıkıyor. Cumhur İttifakı'nın artık
öyle savunmaya, pısırık pısırık oturmaya değil, artık en kral şekilde hücum, en kral şekilde artık hainleri bastırma zamanının geldiğini ve bunu artık şeye harekete geçtiklerini görüyorum. Evet. Bilmiyorum, bunu, yanılıyor muyum? Aynen doğru. Ben bunu biraz bütün bakanlar daha... çünkü bütün bakanlar hiç alttan alma yok. Biraz sonra Mustafa hazırlıyor onu. Sayın Soylu. Sayın Soylu'nun o haysiyetsizler diye konuşması öyle sıradan bir konuşma değil. Değil. Hakikaten haysiyetsizlerin yüzüne evet. Haysiyetsizler diye bağırıyor. Onu Mustafa hazırlıyor, onu şey yapacağız. Evet. Halil İbrahim Bey, bir ülkede en az onursuz, haysiyetsizler kadar en az ses çıkartmanız lazım. Onurlu ve haysiyetli insanların ses çıkartması lazım. Sus demesi lazım. Sen, aynen Sayın Bakan'ın söylediği gibi, sen haysiyetsizsin. Otur, sus demesi lazım. Ve diyor, ben bu Cumhur İttifakı olayını daha da genişleteyim. Büyük Türkiye Cumhuriyeti, milleti artık savunma yapmak istemiyor. Her anlamda. Ülkesinin büyük devletlere karşı duruşunda, ülkesinin teknoloji üretiminde, sanayi üretiminde, silah üretiminde birliğini, beraberliğini gösteriyor, göstermek istiyor. Evet, evet. Artık Amerika, Almanya, Fransa, İtalya şunu demiş, bunu demiş. Yok kardeşim, yok. İt ürür, kervan yürür. Bu kervan yürüyecek. Bu evet. Kervan yürüyecek. O hainlere de gerekli ders işte bu şekilde verilecek. Evet. Verilmeye devam edilecek. Aynen öyle. Tabii hazır mı Mustafa o? Tamam, o hazırlanana kadar. Şimdi burada beni ferahlatan, Türkiye Cumhuriyeti'nin hakikaten samimi vatandaşları, vatan evlatları, sağduyulu insanlar, milliyetçi muhafazakar insanlarımız bu bakanların bu konuşmalarından sonra o kadar böyle kendilerine özgüven geldi. Bugün sokak röportajları falan da yaptırdık. Vatandaşlarımız var ya, Süleyman Soylu'nun o şeyine %100 katılmakla birlikte hepimizin gönlüne su serptiğini söylüyor. Evet. Evet, onu da bir görelim. İmralı'daki devrik terörist başına terörist diyoruz. Ve koltuğu için birbirini yiyen Edirne'deki Demirtaş'a da, Karayılan'a da, tecavüzü bir çirkin Duran Kalkan'a da terörist diyoruz. Haysiyetsizler! 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 Oh! Paralar BKK'ya gitmiyor. Millete gidiyor. Oh! Oh! 73 belediye başkanı 694 yıl 1010 ay hapis cezası aldı. Bu da size kapatılsın. Sözlerinizi tamamlayın. Başalım. Hesabını vermek durumundasınız. Sayın milletvekilleri, bunların içerisinde Kürt de var. Bunların içerisinde Aleli de var. İstismar edemeyeceksiniz. Kürtler de, Aleliler de bu ülkenin çimentosudur. Çimentosudur, çimentosudur. Çocuk terörist bunlar, çocuk. Çocuk terörist. Bunlar sizin burada PKK'nın sözcülüğünü yaptığınız terör örgütünün annelerini, evlatlarını, çocuklarını kaçırıp ellerine... Evet, devam ediyor, gidiyor. Adamsın. Evet. Sayın Soylu. Şimdi, adamsın, adam. Şimdi o HDP milletvekili çıkıyor, bak bakan diyor ki bu şehitlerin içerisinde diyor ve o gösterdikleri hep sivil, biliyor musun? Evet. Bu şehitlerin içerisinde diyor. Kürt de var. Kürt de var, Alevi de var. O da var, o da var. Şimdi HDP'li milletvekili çıkıyor. Tabii artık şu ol kalmadı yani. Milletin bunlara inancı, HDP'ye, PKK'ya yani şeye inancı kalmadığı için artık Alevi vatandaşlarımız üzerinden algı yapmaya çalışıyor. Yok Pir Sultan Abdal şöyle demiş. Yemezler. Yok Nesimi böyle demiş. Nesimi Baba böyle demiş. Yemezler. Ondan sonra efendim Kerbela'da
Ondan sonra efendim Kerbela'dan beri geliyormuş bu. Kerbela'dan beri bu acıya alışmışlar bunlar. Korkuyu Kerbela'da atmışlar. Kerbela esas biziz biz. Evet. Alevi biziz. Hazreti Ali'yi seven, Hazreti Ali'nin yolunda ölecek olanlar biziz. Hazreti Hasan'a, Hüseyin'e gözyaşı dökenler biziz. Onlar saçının, bize Peygamber saçının, Efendimiz'in gözlerinin, gözünün nuru onlar. Saçının teline vurgan evet. oluruz biz. Alevi biziz. Biz Alevi kardeşlerimizle yıllar yılı iç içe yaşıyoruz. Ayrım bile şudur budur demeye bile insanın biri var. Ali İbrahim Bey, sen, yemez. Sen artık yeter. Aleviler, Alevi vatandaşlar üzerinden, şimdi Kürt vatandaşlar üzerinden yapmaya karşıtınız. Yıllarca acı çektirdiniz. Şimdi Alevi vatandaşları kendi şeylerine katmıyor. Artık yok, o işler bitti. Hiçbir Alevi kardeşim, hiçbir Alevi kardeşim bu hainlerin gazına da gelmez. Bu hainlerin hiçbir tuzağını da yemez. Aynen. İbrahim Bey. Onun Aleviler için... bak ne diyor Sayın Soylu. Aleviler ve Kürtler bu ülkenin çimentosu. Aynen öyle. Aynen de öyledir. Çimentosudur. Evet. Bu ülkenin Aleviler, Kürtler, Sünniler şerefidir, onurudur, çimentosudur. Hiçbir Alevi kardeşimize, hiçbir Kürt kardeşimize, hiç kimseye Allah'ın izniyle laf söyletmez. Evet. Sonra şu ne kadar kötü bir şey değil mi? Yani ırkçılıktan, mezhepçilikten, inançtan, şuradan buradan ayrışım yaptırmak, ayrıştırmak. İnsanlık suçudur bana göre. Eğer sen Aleviliği kullanıp da onu maddi çıkarların için bazı örnekleri var, onları söylemek istemiyorum. Çorum'da da var. Alevi ismini kullanıp, Kürt ismini kullanıp, maddi çıkarların için veya İslam adını kullanıp, Sünni adını kullanıp, mezhep adını kullanıp, şahsi çıkarların için bu işin peşindeysen senin bu memlekette yerin yok kardeşim. Halil İbrahim Bey, buradan bak geniş açıdan bakmamız lazım. Irak'ı nasıl böldüler? Nasıl böldüler Irak'ı? Suriye'yi nasıl böldüler? Mezhep çatışmalarıyla evet. böldüler. Evet. İşte bunlar bizim ülkemizi de bu hain planlar içerisinde diyorlar ki nasıl böleriz? Kürtlerle oynadılar, yemedi. Şimdi Alevileri katmayacağım. Kürtlerin yemediğini, Kürtlerin yemediğini yemez, Alevi kardeşlerin hiç yemez. Aynen yani öyle. Bu tutmaz, bu tutmaz. Aynen öyle. Bu tutmaz. Öyle. Evet. Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda, Sakarya'da Alevi de şehit oldu, Sünni de şehit oldu, Kürt de şehit oldu, Çerkez de şehit oldu. Bizim vatanımızı bölemezsiniz alçaklar. Bölemezsiniz. Haysiyetsizler de. Haysiyetsizler, onursuzlar bölemezsiniz. Evet. Bölemezsiniz. En ufak bir şeyde biz böyle oluruz. Böyle Alevisi de, Kürdü de, Çerkezi de, Sünnisi de böyle oluruz biz. Evet. Bizi bölmeye kimsenin gücü yetmez. Bugün sen okuduydun değil mi? 1400 mü Çorumlu şehit Çanakkale'de? Evet. 1300 Çanakkale Savaşı'nda 1300 tane Çorumlu şehit. Bunun içinde Çerkez de vardır değil mi? Olmaz mı ya? Çanakkale'ye bir sürü insan gitmiştir. Evet. Çerkezi, Alevisi, Sünnisi, Lazı, Kürdü, Türkü hepsi orada. Evet. Hepsi orada yatıyor. Yan yana yatıyor. Yan yana. Şeyden de var değil mi? Suriye'den, Irak'tan. Tabii, o zamanki Osmanlı toprakları. Tabii. Evet. Vallahi ben bir şey söyleyeyim İbrahim Bey. Yani artık ben şuradayım. Ben bu bakanların bu haftaki çıkışlarını bekliyordum. Evet. Bakan şeyinde değil de böyle Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti'nin yöneticilerinde, genel başkan yardımcılarından böyle tamam mı? Şeyle bekliyordum. Bu mecliste de bu şarttı. Bu bakanlardan başladı. Ve bunu cesaretlendiren de Cumhurbaşkanı'nın bazı konuşmaları oldu. Artı Sayın Devlet Bahçeli'nin HDP kapatsın. Bunlar hain dedi. Evet. Tamam mı? Evet. Ondan sonra artık düğmeye basıldı. Tamam mı? Azdan az, çoktan çok gider. Biz eğer bu PKK'ya, HDP'ye gerekli dersi vermezsek bu sefer döner, dişinin kirasını ister ve devletimize, milletimize, vatanımıza ihanet etmiş olur. Vallahi inşallah 2021'deki devlet yardımını almadan kapatırlar. Hedef. İnşallah, inşallah. İnşallah o da nasip olmaz onlara. Evet. Ya polis tutukluyor, götürüyor teröristi.
Cebinden telefon alıyor. Bir de niye? Milletvekiliyim. Kirli diyor. İlişkileri meydana tabii, tabii. Çıkacak. Bir de milletvekiliyim diyor. Ama Sayın Soylu ne dedi? Onu dedi kızgın yağdı eritin yine çözeriz. Bizim öyle teknolojimiz var dedi. Aynen öyle. Vallahi ben de buradan HDP'lilere sesleniyorum. PKK'lılara sesleniyorum. Biz korkuyu sizin inanmadığımız, yapmacıktan yaptığınız o hareketi biz korkuyu Kerbela'da bıraktık. Biz korkuyu Kurtuluş Savaşı'nda bıraktık. Biz korkuyu Osmanlı'nın bütün seferlerinde bıraktık. Biz korkuyu 1453'te bıraktık. Anlatabildim mi? Allah'ın izniyle. Biz korkuyu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hendek Savaşı'nda bıraktık. Biz korkuyu ondan sonra Peygamber Efendimiz'in o mübarek vücudunun bile zedelendiği, şey gördüğü değil mi? Sıkıntı yaşadığı o savaşlarda bıraktık. Bizim askerlerimizin komando marşında bile var. Korku nedir bilmeyiz diye barın barın bağıran. Onun için öyle. Öyle. Onlar boş. Nutuklarla bizi korkutacağınızı, ürküteceğinizi, sindireceğinizi sanmayın. Sen kim oluyorsun da 145 yıllık hesapla hesap sormaya çalışıyorsun? 145 yıllık bu millet senin ananı ağlatır. Hodri tamam meydan. Mı? Biz dünyaya meydan okuyalım. Hodri bunu. Meydan. Evet. Diyoruz ve bu hafta yine ciddi gelişmeler oldu pandemiyle ilgili. Evet. Çeşitli kısıtlamalar. Peş peşe onu da şey yapalım istersen konuşalım. Arkasından da ekonomik paket yardım, kira yardımları, hibeler şunlar bunlar oldu. Cumhurbaşkanının, Bakanlar Kurulu'nun toplantısından sonra açıkladığı. Pandemide yeni kısıtlamayı nasıl buluyorsun? Biz bugün vatandaşlara sorduk. Vatandaşlar o 4 günü bile az buluyorlar. Ama tabii bunun bir ekonomik yönü var. Evet. Ülkemizde yani fabrikaların çalışması lazım, iş yerlerinin çalışması lazım. Hepimizin bir, işte biz de esnafız. Onun için de bu kontrollü gidiyor. İnşallah aşı şeye geçene kadar, uygulamaya geçene kadar da bunu böyle idare edeceğiz artık mı diyorum. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Ali İbrahim Bey, kesinlikle olması gereken idi kısıtlamalar. Çünkü pik yapmıştı, tavan yapmıştı salgın. Ha bu arada üretime yönelik fabrikaların tamamı çalışıyor. Evet. Bunu da buradan söyleyelim. Fabrikalar çalışmaya devam ediyor. Esnaf bazında kısıtlamalar var. Olması mı gerekli? Evet, olması gerekli. Yarınımız için, çocuklarımız için, ülkemiz için, geleceğimiz için bizim bu illetten kurtulmamız lazım. Bunun için de hükümetimizin getirmiş olduğu kısıtlamalara harfiyen uymamız lazım. Bakın iki hafta kısıtlamalar, yani hafta sonu evlerde kaldık. İki haftada bütün illerde düşüş gösterdi. Anında bütün illerde bu salgın düşüş gösterdi. Şimdi yılbaşında 4 gün yine evlerde olacağız. Evet, ekonomik sıkıntılarımız var. Esnaflarımız borçlu, işlerimiz durdu, kafelerimiz, lokantalarımız, kahvehanelerimiz kapalı. Evet, çok zor bir süreçten geçiyoruz. Doğru. Bütün insanlarımız haklı, haklıyız. Ama bir de şöyle bir gerçek var. İşte Çorum Erol Olçuk Devlet Hastanesi'nin morgunun olduğu yere gidin. Orada bir saat şöyle bir bakın, izleyin. Bir bakın izleyin. Cenaze arabalarının biri gidiyor, biri geliyor. Biri gidiyor, biri geliyor. Böyle de bir gerçek var. Bunları görmemiz lazım. Sadece ya ben yani böyle sıkıntılı yaşamaktansa hasta olayım mı dememiz lazım. Hayır. Hayır. Ne olur? Ne olur? Biraz daha sabredelim. Bu illet gidecek. Bu illet başımızdan gidecek. Bu illet sonsuza kadar bizimle yaşamayacak. Bütün dünyada var bu hastalık. Bütün dünyayı sardı. Bizde de inanılmaz derecede yükseldi, büyüdü, her tarafımıza ulaştı, değdi. Neredeyse girmedik, ev kalmadı. Evet. Bakın, Facebook olanlar Facebook'tan baksın. Instagram olanlar Instagram'dan baksın. Her yerde cenaze haberleri.
Pazar günü oturuyorum, Facebook'a bakıyorum. Yarım saatin içinde eşime 9 tane cenaze yazısı gösterdim. 9 tane pazar günü. Yani bu yatsınamayacak bir gerçek. Bunun için kısıtlamalara ne olur? Harfiyen uyalım. Allah'ın izniyle şu yılbaşında da 4 gün evlerimizde kalalım. Bu illetin bizden uzaklaştığını göreceğiz. Evet. İnanın göreceğiz. Sabredelim. Sabredelim. Şimdi ondan sonra bu pandemi döneminde biliyorsunuz Cumhurbaşkanı açıkladı. Ekonomik pakette kira yardımı. Büyük şehirlerde 750 TL, küçük 500. Yani büyük şehir olmayanlarda da 500. Güzel bir şey. Bize de katkı olacak inşallah. İnşallah. Hibe 1000 TL'de bütün esnaflara aylık. Aylık 1000 TL'de 3 ay boyunca 3000 TL'de hibe verilmiş olacak. Evet. Bunu da ben şahsen çok olumlu karşılıyorum. Güzel bir destek. Yerelde tabii bu hani tam bir yaraya merhem olacak bir şey değil ama en azından bir küçük bir yarasına insanların, esnafa bir moral olacak bir şeyler diye düşünüyorum. İnşallah. Onu geçtikten sonra bu ABD'nin yaptırımlarına geçmeden önce müsaade edersen İbrahim Bey birkaç tane yorumumuz var. Tabii tabii, buyurun. Emrah İpekoğlu yazmış. Güzel yanlı yayın yapıyorsunuz. Maşallah size. O kişilere oy verenler de var. Ayrımcılık yapmayın. CHP'ye de oy verenleri var. Biz CHP'ye oy verenlerle bizim işimiz olmaz. CHP'ye verecek tabii oy. CHP'li biraz, vatandaşlarımıza biraz oy vereceğiz. Ama saygı duyduğumuzu söyledik evet, zaten. Ama biz yanlı yayın yapıyoruz. Doğru. Yapmaya da devam edeceğiz. Emrah Bey. Biz çünkü vatan millet tarafında yız. Orada için yanlı yayın yapıyoruz. Büyük Türkiye Cumhuriyeti'nin taraftarıyız evet, kardeşim. Yani bu yanlı millete, bu millete ihanet edenler, hainlik edenler, bu milletin hayrına solumayanların da karşısındayız. Bu kadar basit. Yayınımız böyle yanlı. Bu yanlılıksa yanlıyız evet, kardeşim. Gülcan Malkoç, iyi yayınlar dilerim. Gençlik bitti. Yazıklar olsun. İş aşk da demiş. Aşk yok. Demiş. AKP'ye de oy yok demiş. Tabii AK Parti'ye oy vermeyebilirsiniz ama ekonomik yönden de bu da tartışılır bir mevzudur. O da sizin görüşünüz. Saygı duyarız. Diyorum. Ahmet Ünaldı 1000 soysuza 1 soylu yeter demiş. Soner Demirci selam, iyi yayınlar. En güzel cevap Orhun Anıtlar'da yazıyor başkanım. Ey Türk, Oğuz Beyleri üstten göl çökmedikçe, alttan yer delinmedikçe bil ki Türk milleti, Türk yurdu, Türk devleti, Türk töresi bozulmaz. Devletimizin her zaman yanındayız. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ederiz. Çok izleyen arkadaşlarımız var. Türk bayrağı göndermiş yine Gülcan Hanım. Celal İrtük. Selamlar başkanım. Çorum'da en son seçimde HDP'ye 13 bin oy verenler bunun vebalini nasıl ödeyecek? Bu kadar da olmaz demiş. Celal İrtük yine devam etmiş. Verdiğiniz oylar bize kurşun bomba olarak geri döndü. Ey Çorumlu, 13 bin oya yazıklar olsun demiş. Verilen 13 bin oyun bize, hepimize kurşun mermi bomba olarak geri döndü. Şehitler geldi. Sırtını PKK'ya yaslayanlar. Bunlar siz de oy verdiniz. Yazıklar olsun demiş. Tabii herkesin buradaki görüşleri ayrı. Aslan Ceviz. Selamun aleyküm. Hayırlı yayınlar. Yüreğinize güzel sağlık. Güzel adamlar demiş. Şimdi ben kendime niye Merdo diyorum. Sanırım anlaşılmıştır. İyi ki senin kardeşinim. Bu aslanın da sana böyle bir eyvallah, şeycilik yapması da. Mustafa Alagöz hedef kızıyla elma demiş. Yusuf İslam bizi izliyorsa o da babasına yazsın. Yusuf İslam'ı görmedim izlediğini. Ondan sonra evet. Yorumları sadece okuyoruz. İzleyenleri okumuyoruz. Evet. Aytaç Hızarcı, iyi yayınlar diliyorum İbrahim abiye. Selamlar demiş. Sana selam gönderiyor. Aleyküm selam Aytacığım. Ayşe Kaya hayırlı yayınlar demiş. Ondan sonra evet, seviyorsun demiş bir tanesi de şeye. Seviyorsun kardeşim demiş. Eyvallah Celal'ım. Size demiş. Doğu Ankara bizim muhtarımız, hayırlı yayınlar başkanım demiş. Teşekkür ediyoruz. Evet.
Pandemiyi de konuştuktan sonra ABD yaptırımları. ABD yaptırımlarıyla ilgili çok şey konuşmaya gerek var mı bilmiyorum. Ben bugün muhabir arkadaşları hem sokağa, caddeye gönderdim. Hem de birkaç tane röportaj yapsın diye. Onlar da AK Parti İl Başkanı Yusuf Bey'le yapmışlar röportajı. Ondan sonra Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı, evet, Agah Bey'le yapmışlar. Vatandaşlarla yapmışlar. O haber ne kadar? Çok uzun mu? 5 dakika mı? İzleyelim mi onu? Tabii tabii, olur, izleyelim. Bence izleyelim. Evet. İzleyelim. Orada Yusuf Bey çok güzel konuşmuş. Tabii o İktidar Partisi'nin öyle konuşacak. Güzel de konuşmuş. Agah Bey hakeza, o da Yusuf Bey'den aşağı kalmamış. O da güzel konuşmuş. Yüreğimize su sevmişler. Ama esas, asıl güzel konuşanlar da vatandaşlar olmuş. Evet. Hazırsa onu bir izleyelim. Kim ne yaparsa yapsın, büyük Türkiye'nin büyük yükselişi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde kesintiye uğramadan devam edecektir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısında ardı arkası kesilmeyen açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalardan biri de Avrupa ve ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulayacağı söylemlerine verdiği yanıt oldu. Erdoğan, onların yaptırımı bizi ırgalamaz diyerek sert bir çıkışta bulunmuştu. Biz de bu çıkışın ardından AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatçı ile Milliyetçi Hareket Partisi Çorum İl Başkanı Agah Karapıçak'ın ve Çorumlu vatandaşların konuyla ilgili görüşlerini aldık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından Avrupa ve Amerika'nın Türkiye'ye uygulayacağı yaptırımlara ilişkin açıklamada bulunmuştu. Biz de bunun üzerine protokol üyelerimizden ve vatandaşlarımızdan konuya ilişkin görüşlerini aldık. Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nin ülkemizle ilgili almış olduğu çeşitli yaptırım kararlarını dün akşam biz de takip ettik ve öğrendik. Bu kararları en üst perdeden, başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Savunma Bakanlığımız ve ilgili tüm kuruluşlar, Dışişleri Bakanlığımız ve bugün de Türkiye Büyük Millet Meclisimizde grubu bulunan 4 partimiz reddettiğimizi, kabul etmediğimizi çok açık bir şekilde ifade ettik. Hatırlarsanız bu mevzunun başlangıcında, S-400 ile ilgili mevzunun başlangıcında Türkiye müttefiki olarak gördüğü, düşündüğü Amerika Birleşik Devletleri'nden hava savunma sistemi olan Patriot'u istemişti. Patriot sistemlerini Türkiye'ye satmayacağını ve vermeyeceğini ifade ettikten sonra ve çeşitli defalar girişimde bulunmamıza rağmen bunu temin edemediğimizden dolayı tabii ki ülkemiz, vatanımız, hava savunma sistemimiz için son derece önemli olan bu sistemi dünyanın başka bir ülkesinden aldı. Şimdi bu noktada bize deniyor ki bu sistemi kullanamazsınız. Bu sistemi iade edeceksiniz. Biz de vermiyoruz size. Bunun ne anlamı var? Bu savunma sanayimize yöneltilmiş bu tavrı, bu hasmane tutumu kabul etmemiz mümkün değildir. ABD yönetimi tarafından ülkemize yönelik uygulamaya konulan katsa yaptırımlarının sivil savunma bürokratlarımızı ve üretime yönelik patent haklarını hedef alması malumun ilanı olmuştur. Ülkemizin savunma sanayisinde ortaya konulan millileşme hamleleri emperyalizmi huzursuz etmiştir. Asırlardır coğrafyamızda emperyalist emellerini kukla devletler ve taşeron terör örgütler eliyle yürüten ABD'nin bölgedeki oyunları bozulmuştur. Türkiye'nin yerli ve milli üretimle savunma alanındaki dışa bağımlılığı neredeyse kalmamıştır. SİHA ve İHA'larımız tüm dünyada savunma sanayi tekerlerinin yatırım ve pazarlama hesaplarını darmadağın etmiştir. Yaptırımların bahanesi olan S-400 gerekçesi kabul edilemez bir bahanedir. Cumhurbaşkanımızın Avrupa Birliği yaptırımları için söylediği bizi ırgalamaz sözü ABD'nin katsa yaptırımları için de geçerlidir. Asıl mesele 15 Temmuz hain darbe girişiminin başarısız olmasıdır. Bilge liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey'in de söylediği gibi 15 Temmuz'da ABD'nin gayrimeşru çocukları kaybetmiş ve tarihin kirli çöplüğünde yerlerini almışlardır. Bu yaptırımlar yeni değildir. Türk milleti ve Türk devleti diz çökmeyecek, egemenlik haklarından asla taviz vermeyecektir. Cumhur İttifakı'nda vücut bulan milli irade var oldukça bu tür baskılar bertaraf olmaya mahkumdur. Milletimiz müsterih olsun. Türk devleti
bu hamlelere boyun eğmez ve gereğini yapacaktır. Erdoğan ne derse o olur yani. Öbürlerini konuşmasa hep fasafüsü yani. Amerika'ymış, şuymuş, öyle bir şey, kimse bir şey yapamaz Allah'ım. Vallahi yaptırıp yapsalar da yapmasalar da Türkiye yoluna devam eder bence. Amerika'yı bir saatten sonra Cumhurbaşkanımızın tacını pek sanmıyorum. Yani yoluna devam eder yani Cumhurbaşkanımız. Vallahi eski Türkiye değil. Benim kanaatime göre ben Avrupa'da yaşayan birisi olarak ben Almanya'da yaşıyorum. Almanya'nın Türkiye için hiç yapacağı bir şey yok. Yani kendi kendilerini kandırıyorlar. Zannetmiyorum bir yaptırımlar yapsın Türkiye'ye karşı. Biz halen kendi ayaklarımız üzerinde durmayı biliyoruz. Avrupa'ya karşı, Amerika'ya karşı daima dik durmak gerekir gerçekten. Çünkü şimdiye kadar ben 64 yaşındayım, çok çektik. Hiç olmazsa o duruş milletimiz için güzel bir davranış olur. İnşallah dik durur, geri adım atmaz. Evet İbrahim Bey. Şimdi Ustura Kemal diye bir çizgi roman vardı. Orada bir nara atardı önce. Ondan sonra da tek tek gelin lan diye narasını bitirirdi. Ben bugün bir paylaşım yaptım. Ben de dedim ki bütün Türk millet adına. Topunuz gelin, topunuz. Ambargoyla gelin. Yaptırımla gelin. Yasakla gelin. Topunuz gelin. Eski Türkiye yok. Karşınızda el bağlayan Türkiye yok. Karşınızda ezilen Türkiye yok. Karşınızda yüce Türk milleti var. Sizin yaptırımlarınız, sizin yasaklarınız, sizin giderleriniz bizim hoşumuza gider. Ne geliyorsa elinizden yapın. Ne geliyorsa elinizden yapın. Topunuz gelin. Evet. Bu kadar net, bu kadar açık. Zaten orada dikkat edersen vatandaşların çizgi Avrupa'da yaşayan bir vatandaşımız aynı şeyi söyledi. Avrupa'yı gördük. Artık o işler geçti. Türkiye'miz güçlü. O vatandaşımız onu söyledikten sonra artık diyecek bir şey kalmaz. Yalnız yorumlar geldi. Bir taraftan da onları okuyayım hemen geçelim. Muammer Bozoğlu aynen katılıyorum. Hazreti Ali'ye ben kurban olurum. Onlar kim? Alevilik kim? Not çocuk katillerine fırsat çok yazmışsın Muammer Bey ya. Fırsat vermeyelim kim olursa olsun. HDP kapatılsın demiş. HDP kapatılsın. Ben Aleviyim, Kürdüm, Çerkezim. Hepimiz aynı ağacın dallarıyız. Yine diyorum derhal HDP kapatılsın. Derhal kapatılsın Sayın Başkanım demiş. Teşekkür ederiz. Aslan Ecevit'in size bir mesajı var. Aslan Ecevit şeycilik derken yağcılık dedim. Demek istediydim ya onu geri lafım aldım. Niye ben şimdi bak Aslancığım benim senin gibi bir erkek kardeşim olmadığı için benim 4 tane bacım var. Aslan. Erkek kardeşim olmadığı kardeşim, için biraz haset ettim herhalde. Halil İbrahim abine de lütfen. Yok dedi yazmış. Ecevit abimin de öyle şeyciliğe ihtiyaç olmaz ya hacılar demiş. Saygılar abim sizi de seviyoruz demiş. Peki o zaman yazmıyorum demiş. Yaz da çok bize de yaz yani. Yazmak. Evet Mustafa Çığır bunların köpekleri silahıyla geldi de ne oldu 15 Temmuz'da? Mustafa Çığır 15 Temmuz gazisi. Evet Mustafa Bey'e biz de buradan selamlar gönderiyoruz. Abim selamlar ağzınıza kardeşim. Sağlık demiş. Biz de teşekkür ediyoruz. Vatanın onurusunuz siz. Evet. Evet İbrahim Bey dönelim Çorum'a. Bu kadar evet. Değil mi? Evet. Bu kadar yeter. Evet Çorum'a dönecek olursak biraz kısa geçelim diyordum ama bu mevzu biraz uzadı. Biliyorsunuz Çorum'da şu anda bir sıkıntı var. Bir iş yerinde, bir fabrikada, ekmekçi oğullarında. Sendikalı işçiler sendikalı olmaya çalışıyorlarmış herhalde 50 tane falan. Onları da işten çıkarmışlar şeyler. Biliyorsunuz o fabrika sahiplerinde rahmetli Özcan senin iyi arkadaşın. Benim de iyi arkadaşım evet. Da sende biraz daha hukukları vardı. Allah rahmet eylesin. Amin, ona amin. Rahmet dileyelim. Kardeşimin çok mekanı bir, cennet olsun. Çok inşallah. İyi bir arkadaşımızdı. Tabii bir işletmenin, bir fabrikanın bu hale gelmesi ne pek hiçbirimiz istemeyiz. Uygun da görmeyiz. Ancak böyle bir realite de oldu. Bunu da biz konuşmasak da olmaz. Bunu ben Yusuf Ahlatçı'ya sormuştum. Ne yapılabilir diye. Yusuf Ahlatçı'nın girişimleri var tabii her iki taraf yönünden de. Ve Yusuf Ahlatçı şöyle güzel bir şey söylemişti. Biz Çorum'da üretimden yanayız. Ve evet. Karşılıklı anlayışıyla, fedakarlıklarla
bu işin çözüleceğine inanıyoruz demiş idi. Ancak biliyorsun DİSK üyesi, DİSK bunlara sendikacılık şeylerini, üyeliğini evet. yapıyor. Ve DİSK'in temsilcileri de birkaç gündür gelip gidiyorlar. Bugün de herhalde gelmişler ama ne yaptılar bilmiyorum son şeylerini. Ciddi manada bir şey var ve işten çıkarmalar var. Bu 50 arkadaşımızı daha da artarak devam ediyor herhalde. İşten çıkarmalar var. Evet. Herhalde Vali Bey'le görüştüler. Ondan sonra işverenle görüştüler mi bilmiyorum. Ancak burada onların bir yayınladığı bir fotoğraf var. Sendikacıların yayınladığı bir fotoğraf. Bunların görüşmeleri burada bir Sayın şekilde... Tahtasız'ın işçilerle olan görüşmesi. Sayın Tahtasız'ı resmedilmiş. Evet. Sizin söylediğiniz İmamoğlu'yla ona da geleceğim de bu fotoğrafı bunlar İmamoğlu'nun fotoğrafı da vardı burada. Onu hazırlıyor. Şimdi Tahtasız burada gidiyor. Biraz da biz niye CHP sessiz kalıyor falan diyor idik. Bazı yayın organlarında da çıktı bu. Tahtasız gidiyor gizlice. Ondan sonra oradan diyor ki işte ben kart dizisini veriyor. Bir şey olursa beni arayın. Şimdi abi Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanı bir şey olursa beni arayın diye bir şey oluyor zaten orada. Evet. Anlatabildim mi? Bir şey oluyor. Yani orada DİSK biliyorsun sol şeye daha yakındır CHP'ye. Evet. Daha yakındır. Ondan sonra fabrika sahiplerini de biz biliyoruz. Özcan'dan da biliyoruz. Rüstem Bey'den de biliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi tandanslı arkadaşlarımız ondan sonra. Halbuki bu arayı buluşturacak ve sulh ettirecek, anlaştıracak da Cumhuriyet Halk Partisi'nin birinci derecede sorumlu olduğunu düşünüyorum ben. Yanılıyor muyum bilmiyorum. Onun da İmamoğlu'yla bugün resmini, var mı o resim? İmamoğlu'yla resmini sendikacılar, İmamoğlu'yla Rüstem'in ve yeğen oğlu mu? Oğlu evet. Rüstem Bey'in oğlu. İmamoğlu'yla resmini yayınlamışlar. Sendikacılar yayınlamış bunu. Dağıtmışlar yani. O ne anlam ifade ediyor? Ben onu da anlamış değilim. Yani İmamoğlu'yla birlikte İstanbul'da otoparklar falan yapıyorlarmış falan. Otopark işletmeciliği yapıyorlar. Yani buradan belki bir şey yok. Belki İmamoğlu'na bir mesaj vermişler olabilir. İşte sizin yanınızda yer alan bu adamların biz iş yerinde teşkilatlanıyoruz. Siz de bize destek olun gibi bir mesaj da vermiş olabilirler. Farklı bir mesaj da buradan algılayanlar da olabilir. Ama her şeye rağmen şöyle bir gerçek var. Sendikalaşmak bir işçinin en doğal ve yasal hakkı. Evet. En doğal ve yasal hakkı. Sendikalaşmak bir işçinin en doğal tercihi. Şimdi sendikalaşmayı düzgün bir şekilde, ahlaklı bir şekilde yaparsanız ki bunun açılımı şudur. Çalıştığınız iş yerine zarar vermeden, çalıştığınız iş yerinde üretimi durdurmadan, çalıştığınız iş yerine asla ve asla bir kasıt düşünmeden örgütlenmenizi yaparsanız ve bunu sonuca erdirirseniz bu doğru olan ve güzel olandır. Diğer tarafta siz bu işçi olarak, ben biliyorsunuz 15 yıl Çorum'da Akış'ın başkanlığını yaptım Hizmet İş Sendikası'nın. Örgütlenmek nedir? İyi bilirim. Sendika nedir? İyi bilirim. Onun için diyorum ki asla ve asla kasıt olmayacak. Siz bunları doğru bir şekilde yaptıktan sonra İşveren sizin her şeyi doğru yapmanıza rağmen işinize son veriyorsa işte burada bir suç teşkil eder. Zaten iş güvenliği yasaları buna imkan vermez. Mahkemelerle bu işçiler mahkemelerini kazanmak suretiyle işlerine dönerler. Ancak burada Çorum'un gündemini kaç gündür meşgul eden bir durum var. Burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili de, il başkanı da, yine iktidar partisinin il başkanı, milletvekilleri de Çorum'un sanayide ciddi anlamda, bakın Ekmekçioğlu Metal ciddi anlamda girdiği
sağlayan bir işletme. Bu işletmenin sekteye uğramaması adına kesinlikle devreye girmelidirler. Sayın Ahlatçı'nın açıklamalarını ben bizatihi okudum. Son derece yapıcı, akılcı, mantıklı açıklamalar. Biz yani işletmemize de sahip çıkmalıyız. Oradaki işçilerimize de sahip çıkmalıyız. Ve bir orta yol mutlaka ama mutlaka bulmalıyız. Evet. Bunun orta yolu nedir? Bu insanlar örgütlendiyse, çoğunluk sağlandıysa, bu insanların öncelikle sendikalılığını kabul etmektir. Ondan sonra işletmeyi çalışır, üretir bir hale getirmektir. Ben şuradan şunu anlamıyorum. Yani işverenlerin bu sendika korkusunu bir türlü anlamıyorum. Ya sendikanın sözleşmesi var. Sözleşmede disiplin maddeleri var. İşine ihanet eden, çalışmayan, kaytaran, işini savsaklayan işçiler için kalem kalem cezalar var. Yani bir anlamda sendikalaşmayla beraber işçiyi yasal olarak disiplin altına alıyorsunuz zaten. İşçi asla ve asla işine ihanet edemez. Üretimi durduramaz. İşine böyle boş bir halde bakamaz. Bütün sorumluluğu alır. O sözleşmeyle işçiye o sorumlulukları yüklersiniz. Yapmadığı takdirde yevmiye kesme cezaları vardır. Efendim işten atma cezaları vardır. Her şeyi vardır. Bunu aslında yasal olarak bir çerçeve içine alıyor işveren zaten. Ha buradan sözleşmelerle elde edilecek maaş zamlarından mı korkuluyor? Yok. Yani zaten grev hakkını kullandığı zaman, o iş yerini kapattığı zaman ne geçecek işçinin eline? Ben peki burada tabii sendikacılık deyince seni durdurmak zor. Durdum. Güzel. Yani şu olay da ben şahsen aydınlandım kendi çapımda. Evet. Kendi nefsime söylüyorum. Gerçekten sendikacılık başka bir şey. Evet. Direkt olarak mesela bilmediğimiz bir şey. Adamları işten çıkarmışsın, kovmuşsun diyor. Biz hemen işverene düşman oluyoruz. Öbürü işveren diyor ki işte benim iş yaparken bıraktı gitti adam diyor. Kapattı şalteri indirdi diyor. Ona düşman oluyoruz. Bir orta yolu bulamıyoruz ama şu senin çizdiğin perspektifte, tabloda her iki tarafın hem yanında hem karşısında olarak hak veriyoruz ve evet, bu üretimin bir şekilde tekrar başlamasını temenni ediyoruz. Ancak kesinlikle bu konuda benim aklıma takılan, bunun yanında biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleri Ankara'da, burada şeker fabrikasında bazı çıkarmalar oldu, bazı başka iş yerlerinde çıkarmalar oldu. Kıyameti kopardılar, geldiler gittiler. Çorum milletvekili Tufan Bey mesela, la bir kere bir açıklama yap. Ankara'da CHP'nin bir milletvekili açıklama yapıyor. Değil mi? Bu şeyle ilgili. Bu ekmekçi yollarındaki olayla evet, ilgili. Açıklama yapıyor. Bizim Tufan Bey'den ses yok. CHP il başkanı da işte gitmedi demesinler diye işte kartvizit veriyor. Bu bana biraz sanki çifte standart gibi geliyor. Şimdi düşünmüştür. Yani sayın vekil de düşünmüştür. Ya ben sendikayı desteklesem ekmekçi oğullarına ne diyeceğim? Ekmekçi oğullarını desteklesem CHP'yi destekleyen DİSK'e ne diyeceğim? Tamam da. Yani bu düşünceyi biraz çözüm bulamadığı için uzatmıştır. Çözüm işte o zaman çözüm bulamadığını söylesin. Ben çözüm bulamadım. Açıklama yapsın. İşin içinden çıkamıyorum desin. Mehmet Tahtasız da bunu söylesin. Tufan Köşe'de. Şunu desteklesin, bunu desteklesin derdinde değiliz. Biz bu fabrikanın bir an önce, bu fabrikaları biz Özcan'ın olsun, babasının olsun, Rüstem'in olsun, bu fabrikada ne kadar emek olduğunu biliyoruz değil mi? Hepimiz, sen de yaşadın, ben de yaşadım. Bizim derdimiz bu fabrikanın bir an önce faaliyete geçmesi. Oradaki işçi kardeşlerimizin de bir an önce ekmeklerine kavuşması, işlerine. Burada Tufan Köse'nin ve Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı'nın yapacağı olay iki tarafları bir araya getirecek. Evet. Sendikacıları bir araya getirecek ve bu işi bir an önce çözecek. Çözemiyorsa da çözemiyorum diyecek.
bir hareket yok. Bir adım atılmıyor yani. Anlatabildim evet. mi? Bunun sebebini ben bulamıyorum. Sebebi biraz önce söylediğim sebepler Halil İbrahim Bey. Yani bu şimdi ben şuradan, şu telefondan sadece 2 dakikanın içinde en az 100 tane CHP'li milletvekilinin işçilere verdiği destek yürüyüşlerini bulurum. Sadece bir dakikanın içinde. Aynen öyle. Yüzlerce bulurum. Bunun içinde Sayın Tufan Köse'de mutlaka vardır, çıkar bir yerden. İşçilere verdiği destek yürüyüşlerini bulurum. Şimdi niye yok? Niye yok şimdi? Ben şöyle düşünüyorum. Yani farz-ı mahal. Evet. Bu işten çıkartılan işçiler Ekmekçioğlu grubunda çalışmasaydı da başka bir grupta çalışsaydı, başka bir gruptan işten çıkartılsaydı acaba aynı tavrı sergilerler miydi? Buna bakmak lazım. Ben bunu hiç etik bulmuyorum. Evet. Abi bak, işçinin, fakirin, fukaranın, fabrikanın, sendikanın şucusu bucusu olmaz. Hak haktır. İster sağ görüşlü olur, ister sol görüşlü olur. Anlatabildim mi? İster başka bir inanca sahip olur, isterse başka bir partiye sahip, mensup olabilir. Abi, ekmek derdindeyse bu insanlar, diğer taraftan fabrikada bir üretim peşindeyse, fabrikanın şalterini indirmek istemiyor ise, ki fabrika sahibi Rüstem Bey bu konuda çok kırgın olduğunu duydum. Gerekirse fabrikayı tamamen kapatacağını ama bu işin çok zoruna gittiğini, çok kırıldığını söylediğini duydum. Birinci ağızdan, bizzat konuşan arkadaşımdan duydum. Buradaki olay işçilerimizin, bu kardeşlerimizin bir an önce işlerine dönmesi. Sendikacılık kötü bir şey değil. Sendikacılık ahlaksızlık değil, hırsızlık değil. Değil sendikacılık. Yani. Halbuki sendikacılık, sen daha iyi bilirsin. Bana göre sendikacılık o fabrikanın haklarını en az fabrika sahibi kadar korumaya yönelik bir oluşum diye evet. düşünürüm. Evet. Hiçbir sendikacı, hangisi olursa olsun, hiçbir sendikacı işçisine şunu git de fabrikayı tarumat et, zarara sok demez. Çünkü zarara sokarsa kendisi kaybeder. Bindiği dalı kesmek demek aptallık demektir. Evet. Gerizekalılık. Onun için abi. Ben buradan bir kere daha benim çok sevdiğim kardeşim Özcan Ekmekçi kardeşimi rahmetle anarken onun yine çok saygıdeğer kardeşi Özcan Rüstem Ekmekçi kardeşime de seslenmek istiyorum. Sevgili kardeşim, sen bu memleketin temel taşlarından, çimentolarından birisin. Sen bu memleketle yüzlerce insana ekmek veren bir işletmenin başındaki adamsın. Hani Şeyh Edebalı'nın Osman Bey'e nasihatleri vardı ya, bundan sonra üzülmek bize diyordu ya, evet. Tamam kardeşim, seni üzmüş olabilirler, seni kızdırmış olabilirler, olsun. Sen bir Çorum tabiriyle söylüyorum, sen ağasın, sen patronsun. Ne diyor bizim büyüklerimiz? Küçükler suç eder, büyükler affeder. Veren el, alan elden üstündür. Evet. Ve bir daha söylüyorum, sendikalı olan işçilerden korkmayın ya. Sendika demek, bakın o sözleşmeleri, ben isterlerse sayfa sayfa sözleşmeler indiririm. O sözleşmelerde işçileri nasıl bir disiplin altına aldığınızı zaten göreceksiniz. Yani her şeyle sendikalı olmak insanların hakkı olduğu gibi, siz de aynı şekilde, işte ben yanlış okumadıysam bir işveren sendikasına üye olduğunuzu okudum. Zaten oturacaklar onlar, siz muhatap bile olmazsınız. Sözleşmelerini yaparlar. Ha, siz de dersiniz ben şu maddeleri istiyorum. Teker teker yazarsınız. Herkesi disiplin altına alırsınız. İşletmenizin daha rantabl olacağını düşünüyorum ben. Sendika demek bana göre disiplin demek. Evet. İşçilerin bir kategoride, ondan sonra fabrika için ne gerekiyorsa yapılması
gerekenleri hep bir ağızdan dillendirmeleri evet, demek. Evet. Bir disiplin üzere çalışmalar demek. Bunda gocunacak bir şey yok. Yani zaten, eskisi gibi grev falan filan bunlar. Yani şimdi grev yaptık. Ekmek, çoğulları, metal, sanayiyi kapattık. Ne yapacak? Grev yapan ne yapacak? Nereden yiyecek ekmek? Ne yapacak yani? Fabrikayı mı satın alacak? Fabrikayı mı efendim soyacak? Yani bunlar falan evet. Çok geride kaldı artık. Evet. İnsanlar masada her şeyi çözüyorlar Allah'ın izniyle. Evet, bir iki tane bir yorumlar geliyor da Hasan Belli muhtarımız biliyorsun. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Halil İbrahim Bey, yaptırımlara ve ambargolara karşı Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin daima yanındayız. Geri adım yok. Bu saatten sonra büyük Türkiye'nin ayak seslerini duydular. Karın ağrısı da bu ABD'nin demiş. Hasan Çelen de aynen muhtarım demiş. Sana katılıyorum demiş. Çok izleyen arkadaşlarımız var. Onları okumuyoruz. İzleyenleri şey yapmıyoruz. İsimlerini söylemiyoruz. Diyorum. Çorum'dan bir başka bölüme geçiyoruz. Evet. Hangi bölümde olabilir sence? Bisiklet. Bisiklet deyince beni bir gülme alıyor artık. Şimdi nereden de konuştuk bisikleti? Nereden de anlattık? Nereden de söyledik? Hep senin yüzünden. Ya dedik ki bisikletten önce bisikletin yolu lazım dedik. Yolu olmayan bir bisikleti nerede süreceksiniz dedik. Allah korusun caddede, Gazi Caddesi'nde sen bisikleti kiraya verir de Gazi Caddesi'ne salarsan bu iş olmaz dedik. Yazıktır. Birisi orada kaza yapacak. Birisi düşecek. Ya bisikleti herkes çok profesyonel sürmüyor. Düşüverir arabanın önüne. Allah korusun. Çoluk, çocuk neyse. Zaten Gazi Caddesi'nden araçlar hep aklımızda diye gidiyor. Biliyorsun yaya geçitlerinde artık yaya adımını attıysa ya da niyetlendiyse onu fark ettiyse araçlar durmak zorunda. Çok güzel bir uygulama. Hani diyorlardı ya Avrupa'da işte Almanya'dan falan gelen tanıdıklarımız, akrabalarımız bu, ya burada adam yaya geçinden geçeni çiğnese ondan sonra üstünden geçsin kimsenin şeyinde umurunda değil. Böyle bir şey mi olur? Avrupa'da adımını attığın zaman falan işte araçlar durur falan. Biz bunların konuşmasını yaparken Halil İbrahim Aşkın belediye başkanı bunları nasıl anladı? Yani ben anlamıyorum. Ya kendisiyle barışık insanın, özgüveni olan insanın, kompleks sahibi olmayan insanların bu tür eleştirilerde niye zoruna gider ki? Ya niye zoruna gider? Sen koskoca şehrin belediye başkanısın. Biz de hasbelkader bu memlekete hizmet etmiş, kıyısından köşesinden hizmet etmiş, devlet hizmetinin ne olduğunu çok iyi bilen iki tane arkadaşınız. Ya biz size dedik ki Halil İbrahim Aşkın demez olaydık. Bak vallahi bak pişman oldum dediğime de. Ya bir yol yapın dediğime de pişman oldum dünkü olaydan sonra. Şimdi yol yapacak dedik ya Halil İbrahim Aşkın adamları göndersen kazıkları çak üzerlerine de babaları koy o küçücük Gazi Caddesi'ni sen ortadan ikiye böl. Ya yapma Halil İbrahim Aşkın yapma ya. Senin bir yardımcıların yok mu arkadaş? Senin danışmanın yok mu? Senin danışmanların yok mu? Ya senin danışacağın birileri yok mu? Ya böyle bir sonra esnaf bakıyor ki zaten esnafın canı burnunda. Evet. Pandemi var. Hakikaten satışlar düşük. Şimdi adam oraya geliyor. Esnaf şuradan bir gözlük alacak. Misal olarak söylüyorum. Duramıyor. Bir gözlük alacak. Şimdi oraya geliyor hemen oraya iki dakika duruyor. Adam dörtlerini yakıyor. Gidiyor gözlüğünü alıyor geliyor. Bu esnafa 3-5 kuruş gelir getiriyor. Şimdi adam nereye durup da alacak abi? Senin zaten yeterli otoparkın yok. Evet. Sen bir defa. Biz şunu söylemekle yani trafiğin yoğunluğunu kaldır demekle günah işlediysek sen bu memlekette bir otopark projem olmayarak 50 bin tane günah işledin. Şimdi şu duruma bak abi. 3 tane bisiklet geçecekti. Ya ben bisiklet olayını ta çocukluğumuzdan beri seven insanlarız değil mi? Evet. Ya bisiklet olayı böyle çözülmez ki. Sen Amasya'ya gittin değil mi? Gittim. Amasya'ya gittin. Gitmeyenimiz yoktur Amasya'ya. Ben vallahi billahi Halil İbrahim Aşkın'a bunu söylediğime bin pişman oldum.
bisiklet yolu yap deyince adamın çantasını ikiye bölmüş. Şuna bak ya. Ya yazık yazık ya. Birisi yazmış diyor ki yeşil ışığı dört defa da kaçırıyorum. Beşinci defasında geçiyorum yeşil ışığı. Şu zulme bak ya. Ya arkadaş vallahi bu Çorum'un kaderi midir ya? Ya bu AK Parti'ye de yazık biliyor musun? Yani AK Parti'yi belediye başkanları, benim bildiğim belediye başkanları partisini sırtını alır götürür. Bu AK Parti'yi, bu Halil İbrahim Aşkın AK Parti'yi de sıkıntıya soktu bu kadar ya. Rezil etti ya. Ya yapma Halil İbrahim Aşkın, Allah aşkına senden hiçbir şey beklemiyoruz ya. Şu hizmet süreni doldur da git ya. Şu hizmet süreni doldur yeter ya. Ya şu sıkıntıya bak Allah aşkına. Şu rezillik çekilecek bir rezillik mi ya? Şimdi yani, esnaflar pardon. Yani bu konuda sendikacılıkta sen şeysen ben de bir şey. Tamam. Şimdi bunu başladığı zaman şu harekete başladığı zaman şu babaları çakmaya başladığı zaman zavallı esnaf kardeşler la bakıyorlar ki Allah Allah kabus gibi ya. Ya dışarıdan düşman gelse bunu yapmaz bir esnafa. En azından esnafa der ki abi böyle böyle kardeşim nasıl yapacağız der. Halil İbrahim Aşkın senin belediye başkan yardımcıların var değil mi? Özel kalemin var. Ya danışmanı yap. Tek 2-3 tane de danışman tut kendine ya. Vallahi sorgulamayız ya. Ya da ya bir Amasya'ya git bak. Amasya'ya gitmeyenimiz yoktur. Amasya'nın içinden bir de çevre yolu geçiyor. Şimdi yeni bak, çevre yolu açıldı. Çevre yolu geçiyor. Şimdi tüneller falan bitti. Şey oldu. Amasya'nın biliyorsun trafiğini. Nasıl çözdürebiliyor musun? Çok basit. Bunu herkes de şey yapar. Orta refüj yok. Orta refüj yok. Şimdi bizim orta refüjümüz iyi. Şimdi Halil İbrahim aşkına ben buradan bunu da söyleyeyim de inşallah bunu yapsa da yaparsa bence bunu kurtarır. Şimdi orta refüj biraz böyle orta refüjü alıp da bak şahsi düşüncem bu benim. %100 uygun demiyorum bak. Orta refüjü alır da oraya bisiklet yolu yaparsa orta refüj. Hani metrolar ortadan gider ya. Evet. Tramvaylar falan İstanbul'da. Öyle çözdüler zaten. Orta refüjü alır da oraya bisiklet yolu yaparsa illa yapacağım diyorsa bence şu pozisyonda Çorum'un Gazi Caddesi ve İnönü Caddesi'ne bisiklet yolu yapılamaz. Yapılamaz. Yapılamaz abi. Diyelim ki illaki yapacak. Demez olaydık yol yap diye. Tamam mı? İllaki yapacak. Orta refüjü alacak. Orta refüjü kapatacak. Demir parmaklıklarla. Yaya geçitleri haricinde. Orta refüjü kapatacak. Bisikletler oradan gidip gelecek. Biraz da vatandaşlara diyeceğiz ki aman gözünü seveyim. Gelirken giderken sıkışık olur. Dar olacak çünkü. Çarpışmayın diye. Kenarlara da yani yollara da 15 metrelik park metreleri koyacak. Ama 15 dakikalık alışverişini yapsın, ödemesini yapsın. 15 dakikalık. 15 dakika ücretsiz. Amasya'da öyle çünkü. 15 dakikadan sonra atıyorum işte yarım saate kadar şu kadar ücret, bir saate kadar şu kadar ücret, gittikçe pahalanan ücret ki şey yapsın, caydırsın. Evet. Ki Gazi Caddesi'nde çoğu yani esnaflarımızı bir kenara ayırıyorum. Bazı edepsizler Gazi Caddesi'ne hep şey yaptırıyor İbrahim Bey. Galeri gibi galeri kullanıyor. Var. Üzerine yazıyor satılık. Orak galeri diyor ki kardeşim yazıktır günahtır şu insanların yani alışverişine şu esnafa sen de esnafsan şu esnafa yaptığın zulme bak ya. Oraya satılık araba konur mu abi? Yapıyorlar. Geliyorlar maalesef. Erkenden ya da geceden çekiyorlar oraya ondan sonra duruyor. Eğer böyle yaparsa Halil İbrahim Aşkın bu işi düzeltir. Bak orta refüji kaldırıp oraya şey yaparsa bir de 15 dakikadan başlayıp ücretsiz park metreler ve kamera. Zaten Amasya'da bunu yapıyor. Amasya'da 15 dakikadan sonra tak resmini çekiyor. Kamera çekiyor resmini. Hemen arkasından şeyini gönderiyor. Ücretini gönderiyor. Evet. Bu kadar basit. Ya sen yolun ortasına şuna bak abi ya. Yolun ortasına ayır. Ondan sonra bura bisiklet yolu de. Ha bir de diyor ki o konuşması var mı? İşte şu konuşmasını bir ver. Sen bir şey anladın mı bir soru? Ver bakalım konuşmasını. Bu bölmede belli bir noktadan belli bir noktaya kadar bisiklet yolu yaparsak zaten tek şerit işliyor. Bir şeritte de bisiklet yolunu çözeriz diye düşünmüştük. Ve esnafımız da düşünerek indir bindir yeri yapalım.
esnafımız mallarını orada indirsin bindirsin. Geçici olarak alışveriş yapmak isteyenler de kısa süreli o indir bindir yerlerinde duraklasınlar, alışverişini yapsınlar diye düşünmüş idik. Biz tek yönde 2.30 gibi bir alanı bisiklete ayırmıştık. Esnafımız dedi ki bunu iki taraflı yapalım. Yani hem caddenin bir tarafında hem caddenin gidiş ve geliş istikametinde olsun. Bunu yarıya düşürelim. 2.30 yerine işte 1.20 olsun. Hem 1.20 bu tarafta olsun hem o tarafta olsun. Birisi bisiklet içinde geliş gidiş ayrı olsun. Aynı istikameti kullanmasınlar. Böylece iki araçlık bir alan tekrar yaratılmış olsun Gazi Caddesi'nde. Birisi geçici kısa süreli duraklamalar için kullanılsın. Birisi de zaten aynı şu an gördüğünüz gibi trafik aksın. Böyle olursa teşekkür ederiz dediler. İnşallah biz bunun üzerinde çalışmalarda gördüğünüz gibi başladı ölçümler. Bunun üzerinde çalışacağız. Geliş ayrı, gidiş ayrı istikamet oluyor bisiklet yollarında. Bu arada biz 15 dakikası ücretsiz olmak üzere, ondan sonrası da saat saat ücretlendirmek üzere önümüzdeki süreç içerisinde esnafımıza böyle bir destek daha veriyoruz. Allah aşkına sen bir şey anladın mı şimdi burada? Şimdi ben... Anladın mı? Şimdi bir Türk bir sürkü var ya lıma 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 lıma. Bir tarafa daha, ya karşı tarafa daha istemiş esnaflarımız. He. Oraya da yapılsın istemiş. Ben anlamadım. Ben şimdi, iki taraflı yapacak. Ben şimdi buradan şunu öğrenmek istiyorum. Ya Ali İbrahim Bey, Ali İbrahim Bey. Şimdi Sayın Başkanım, sevgili Başkanım, Sayın... Yazık ya. Ali İbrahim, ya. Aşkın Başkanım. Yazıktır. Bir, kış ayına girdik. Kış dönemine girdik. Bisiklete binen kim? Motosiklete binen kim? Şimdi bunun zamanı mıydı? Bunu size söyleyenleri lütfen, lütfen istirham ediyorum. Yardımcılarınızsa, teknik ekibinizse, bunu size önerenleri lütfen bir gözden geçirin. Yani şu kış döneminde bunun yapılması son derece gereksiz bir şeydi. Son derece gereksiz bir şeydi. Niye yaptınız? Vallahi anlamadım. Yani bunu istirham ediyorum. Lütfen bir daha şöyle bir düşünün. Bir daha bir gözden geçirin. Kış ayına girerken zaten insanlar bisiklete binemiyor. Motosiklete binemiyor. Binemeyecek. Niye bunu yaptık ya? Yani bu insanların hele hele şu pandemi döneminde, şu sıkıntılı dönemde, yani bu bilmiyorum ya. Olmadı Sayın Başkanım ya. Olmadı ya. Cidden olmadı ya. Bir de karşı tarafı da istedi esnaflar diyorsunuz ama yani bugün bizim bilmiyorum kaç tane oldu kesinlikle 50'nin üzerinde de konuştuğumuz esnaf sayısı Gazi Caddesi'nde bir tane bile isteyeni görmedik. Ha biz bu söylerken işte Çorbis'le ilgili Sayın Başkan Çorbisi yaptınız. Tamam bisiklete binmek ciddi anlamda güzel bir alışkanlık. Her anlamda güzel bir alışkanlık. Kabul ediyoruz ama bunları binecek yollarımız olsaydı keşke dedik. Doğru. Bunlara binecek yollarımız olsaydı keşke. Tamam yapılabilir. Çözümler üretilebilir. Ama bu çok yanlış bir çözüm olmuş. Yani şu esnafımız zaten bakın Gazi ve İnönü Caddesi Çorum'un kira yükü açısından en yüksek kira yüküne sahip olan caddelerimiz. Şimdi buradaki insanlar zaten işsizlikten kırılıyor, siftah edemiyor. İnsanlar sıkıntıda, borçlu, dertli. Bir de getirip oraya bisiklet yolu yapıp, park yasağı yapıp insanların işini daha da aşağılara çekmiş oluyoruz. Sevgili Başkanım, Sayın Başkanım, bu olmadı. Olmadı. Bunu eleştirmek anlamında düşünmeyin. Bunu sizin ne bileyim yani size bir husumet olarak falan ki mümkün değil. Niye husumetim olsun benim sizinle? Ya bu olmadı sevgili başkanım. Bunu lütfen iptal edin. İptal edin. Hele hele şu dönemde insanları bu sıkıntılara sevk etmeyin. Ve tekrar söylüyorum lütfen, lütfen Sayın Başkanım, lütfen bunu size yap diyenler olduysa onları vallahi bir gözden geçirin ya. Yani size sanki
ihanet etmişler gibi hissediyorum, düşünüyorum. Onları size söyleyenler olduysa. Ha, bunu siz istediyseniz yanlış istemişsiniz, doğru olmamış. Şu zamanda tepki alacağınıza emin olun, insanların sıkıntıya gireceğine emin olun, bu tepkilerin başka yerlere de ulaşacağına emin olun. Lütfen bu uygulamadan vazgeçin. Daha iyisini, daha doğrusunu ve tam olarak kalıcı çözümünü bulana kadar bu uygulamadan vazgeçin. Halil İbrahim Bey'in söylediği gibi orta refüjede yapılabilir. Başka türlü bir şeyler de düşünülebilir. Ama hakikaten bir Amasya örneği varsa o da şudur. Tamam, orta refüjdeki yeşillik inanılmaz güzel bir görüntü. Şehre ayrı bir kalite katıyor. Tamam, tamam. Ama bir de trafik gerçeğimiz var. Amasya'daki gibi sadece bir orta refüje işte 5 santim eninde bir kalın plastikle, dayanıklı plastikle veya metalle bölmek suretiyle yine oralar yapıp cadde genişletilebilir. O caddenin esnaf olan tarafında değil de, bakın esnaflara yani arabaların park edeceği tarafta değil de, o caddeyi böldüğümüz tarafın iki tarafında atıyorum birer metrelik, orta refüjün yerine birer metrelik gel git bisiklet yolu olabilir. Diğer tarafta yine esnaflarımız oraya park için durabilirler. Yine trafiğin akışı hızlanır. Tamam, sizin bu yaptığınızla trafiğin akışı, ona bakın, ben ona haksız bir eleştiri diyorum. İşte trafiğin halini görün. Ne hale geldi? Zaten orada arabalar park ediyordu. Trafik aynıydı. Değişen bir şey yok. Arabalar park ediyordu oraya. Onun yerine bisiklet yolu oldu. Trafik yine aynıydı. Yine aynı. Trafiğin yoğunlaşmasına falan sizin bu yaptığınız sebep olmadı. Burada da haksız bir eleştiriye de ben müsaade etmem. Ama dediğim gibi esnaf zor durumda. Esnafın lütfen ama lütfen tepkisine sebep olmayın. Evet. Bu uygulamayı kaldırın. Kaldırın. Bakın bu söylediğimi bir düşünün. Orta refüjü düşünün. Orta refüjün sağında ve solunda bisiklet yolu, kenarlarda yine park yeri olsun. Esnaflarımıza, vatandaşlarımız durup orada alışverişlerini yapsın. Ama Halil İbrahim Bey'e katılıyorum. Kesinlikle de ücretli olsun. Evet. Hiç kimsenin de bunu suistimal etmesine fırsat vermeyin Sayın Başkan. Evet. Bir arkadaşımız bisiklet yolu rezaleti hakkındaki yorumunuzdan dolayı kutlu böyle bir komedi olamaz demiş. Bayağı iyi düşünmüşsün başkan demiş Ömer Faruk Özkan. Yani biraz da gülücük atmış. Biraz ironi yapmış. Adem Yavuz Avcı, örnek bir il göstersin Türkiye'de. Eniştek Caddesi'nde bu tarz görünümü kötü, kullanışsız bir dubalama kullanıp masrafı yapması anlaşılmaz. Çözüm bu değil. Beklenti de bu değil. Esnaf zaten gergin demiş. Ayşe Kaya, cadde tarafı kaldırımdan yapılabilir, ağaçların tarafından demiş. Ayşe Kaya da öyle bir görüş bildirmiş. Benim de son görüşümü söyleyeyim mi abi? Halil İbrahim aşkına buradan sesleniyorum. Bak, lütfen Halil İbrahim Bey, Halil İbrahim aşkım. Lütfen ya bu dubaları mubalara da sök. Şu pandemi dönemi bitene kadar Allah aşkına hiçbir elleşme. Ya elleşme, yani ya bırak, trafik zaten can havliyle gidiyor. Şu pandemi dönemi bitsin. Millet bak ne diyor arkadaşlar? Zaten canımız burnumuzda diyor ya. Bu esnaf bunu diyen adam. Ya zaten esnafın canı burnunda. Ya şu pandemi dönemi bitsin de ondan sonra ya mühendisleri getir. Danışmanlar tut. Amasya'ya git. Çankırı'ya git. Yani o güzel, yani bu işi yapmış, aşmış şehirlerimiz var. Yani şu pandemiden sonra yap. Bak gözünü seveyim. Allah aşkına şu pandemi döneminde milleti bir rahat bırak ya. Bırak, senden yol mol, bisiklet yolu falan ya hiçbir şey istemiyor. Kış dönemine girdik. Ya istemiyor. Kim binecek bisiklet? Ya istemiyoruz. Şu pandemi döneminde şu dubalarını bir sök. Şu dubalarını bir sök kardeşim. Dubalarını bir sök de şu esnafı bir rahat bırak ya. Ya Cumhurbaşkanını rahat bırak. Cumhurbaşkanını ya. Ya bırak Cumhurbaşkanını rahat bırak ya.
Cumhurbaşkanı adam akşam dün açıklıyor ki 1.000 lira esnafa vereceğiz. Bak bu yoktan verilenler biliyor musun? Yoktan yoktan. Bu memleket bu paraları çayda toplamıyor arkadaş ya. Ya Halil İbrahim aşkın şu Cumhurbaşkanını bari rahat bırak ya bir. Ya esnaf adam koruyacağım diye alnının damarı çatlıyor Cumhurbaşkanının. Bakanlar Kurulu 50 saat toplantı yapıyor bu işi nasıl çözeriz diye. Sen kazık çakıyorsun Çorum'un ortasına. Esnafın anasını ağlatıyorsun ya. Sen ne yapmaya çalışıyorsun arkadaş? Sabote mi ediyorsun bu hükümeti ya? Ya bu hükümeti, bu Cumhurbaşkanlığını sabote mi ediyorsun? Ben onu anlamıyorum ya. Yeter ya. Ya yapma yapma. Sen hizmet mizmet bir şey istemiyor senden. Yapma arkadaş. Yeter ki bu partiye, bu Cumhurbaşkanına yük olma, zarar verme. Ya. Otur ya. Orada otur. Allah aşkına orada otur. Makamda otur ya. Çok istiyorsun. İstiyordun. Oldu. Oldu. Oldu derken yani birinci sıra, ikinci sıra, birinci sıradan da tercih olarak olmadın ha Halil İbrahim aşkın. Değil mi? Birinciler vardı, ikinciler vardı. En son üçüncüde sen oldun buraya aday. Ya otur, o koltukta otur abi. Allah aşkına bir şey yapma. Hele hele şu pandemi bitene kadar, Halil İbrahim aşkın, pandemi bitene kadar otur ya. Vatandaşın hatırını sor. Evine hani önceden otostop yapıyordun, yürüyerek gidiyordun, geliyordun. Git gel ya biraz bakan koltuğun keyfini çıkar. Ne yapacaksın? Ya esnafa ya yazık yazık. Bak esnaf hemen oradan toplanıyor abi. Evet. Hepimiz esnafız ya. Oradan toplanıyor hemen geliyor ki ne yapıyorsun sen başkan diyor ya. Yok abi yok. Şu Cumhurbaşkanı'nı bir Allah aşkına rahat bırak ya. Cumhurbaşkanı ya. Adamın alnı damarı çatlıyor. 1.000 lira veriyor, 500 lira veriyor, kira veriyor, bilmem ne veriyor. Ya hiç olmasa yani yükünü almıyorum. Cumhurbaşkanının değil mi? Belediyeler benim bildiğim Cumhurbaşkanının hükümetin yükünü alır. Yükünü almadığın gibi bir de yük oluyorsun ya. Esnafı da Cumhurbaşkanına karşı sanki şey gibi yaptırıyorsun ya. Yeter. Hiçbir hizmet istemiyor senden. Ben istemiyorum şahsen. Esnaf da istiyorsa adam değilim. Bak onu da biliyorum. Röportajı da yaptık. Kimse senden bu konuda hizmet istemiyor. Hadi bisikletini nerede sürersen sür. Tamam mı? Nerede sürersen sür. Nereye gönderirsen gönder ama şu esnafı bir rahat bırak. Esnaf, biz Gazi Caddemiz var abi. Bir Gazi evet, Caddemiz var. Bir Yunan Caddemiz var ya. Yok abi. Neyse. Evet. Maalesef, maalesef, maalesef memleketimizin olmaz gerçekleri bunlar. Biz de kent 19'da, 19'da kentin gerçeklerini konuşuyoruz. Ya alınmak abi. Yok. Gücenmek yok. Doğruya doğru. Kim nerede yanlış yapıyorsa inceleriz, araştırırız. Yanlış olduğuna emin oluruz ve çıkar kentin gerçeklerinde gerçekleri konuşuruz. Ya şimdi belediye yönetimi bak biz de yaptık. Yani biz de meclis başkanlığı yaptık. Yaptığımız iş bizim de şey değil, meclis başkanlığı hemen hemen 300 milyon TL'yi yıllık koordine eden, planlayan bir kurum. Onun da evet. Başındaydım ben. Yani bu işleri biliriz. Bir defa istişare sünnettir. İstişare et, meşveret et. Gece sen aklına gelin de yolun ortasına kazık çakılır mı ya? Böyle bir belediye başkanlığı olur mu ya? Böyle bir anlayış olur mu? Böyle bir sistem, böyle bir çalışma çok olur mu? Çok merak ediyorum. Yani kimin onu kimin düşündüğünü çok hiç kimse ediyorum. Düşünmemiştir. Kendi gece düşünmüştür. Ne yapayım, ne yapayım? Şu yurayı arayayım. Aha da büyük bir proje. Bisiklet, yani biz diyor ya bisikletin yolu olacak ki bisikleti göndereceğim. Tamam. Çak dubaları geçsin gitsin. Böyle bir belediye başkanlığı. Neyse o yanlışın olmadı. Düzeltileceğine. Ya Çorum'un bu dönem çok büyük şanssızlığı bana. İnanalım. Göre. Öyle çok, olacaktır çok inşallah. Çok büyük şanssızlığı. Çok kusura bakmasın. Halil İbrahim aşkın da. Yani Halil İbrahim aşkının bence vallahi önümüzdeki dönem aday bile olmasına kendisi olmasın yani. Öğretim görevlisi. Güzel de o işi de güzel yapıyor da öğretim görevlisi. Hatta beni mecliste ziyarete gelmişti. Talebelerine falan güzel anlatıyor, şey yapıyor. Ondan sonra biz de meclis olarak hani yerel yönetimlerden ya. Yok abi belediyecilik başka bir şey. Şimdi siyaset masa başında farklıdır. Siyaset dediğimiz devlet yönetimi, yönetim. Masa başında İbrahim Bey farklıdır. Sahada farklıdır. Sahaya çıkmayınca
kimin nerede başarılı olacağını bilemezsin. Tamam mı? Bu yöneticilik biraz şey işi. Deneme yanılma işte yapma etmeme işi. Ya kardeşim 2 sene olmuş. 2 sene olmuş daha hala aklına gelen adam gece kalkıyor sabah kazık çakıyor memleketin ortasına. Ya olmaz. Evet bunun yanında şimdi diyecekler ki ya bu Çorum'a hiçbir güzel bir şeyler yapılmıyor. Çorum'a çok güzel bir şeyler yapılıyor. Çok güzel şeyler yapılıyor. Çok güzel bir şeyler yapılıyor bence. Onu şimdi göreceğiz. Son bir haftadır. Bak bir haftadır. Bu şu anlatacaklarımız son bir haftadır. Biliyorsun Alaca'da Koçhisar Barajı var. Evet. Koçhisar Barajı'nın ilk zamanlarını bile bilirim ben. O bakanı getirip rica etmeler, şey yapmalar. Agah Bey de o Alaca'da olması hasebiyle. Çok şeyler devreye girmişti o zaman. Fakat Koçhisar Barajı bir tür şey yapamıyordu. Şimdi yine diyecekler ki Ahmet Ceylan şey yapacaklar. Bu Ahmet Ceylan'ın bak yemin ediyorum riyaba yapıyorsam bak yemin ediyorum riya yapıyorsam 60 yaşına gelmişim ben. Riya yapmayacağımı da herkes bilir. Siyasetten de oradan da buradan da hiçbir beklentim yok. Ahmet Ceylan alnından öpülecek bir siyasetçi oldu. Evet. Hataları var mıydı? Vardı. Yanlışları var mıydı? Vardı. Olabilir. Çok doğaldır. İlçe başkan yardımcılığından başladı siyasete. İlçe başkanlığı, il başkanlığı, milletvekilliği. Hatta bir dönem yapılmadı. Vallahi billahi. Bak benden kaç yaş küçük. Yanına gittim, dükkanına gittim. Terlikleri giymiş orada. İşte işiyle uğraşıyor, baba mesleğiyle. Bak yemin ediyorum, bak ben milletvekili olamadı ya. Bak olamadı, kazanılacak yerden gösterilmedi. Evet. Lan ben ondan daha fazla kırığım, bozuğum. Adama baktım, ya nasip dedi. Kare, devlete küsülmez, partimize hiç küsülmez. Biz partimize hizmet edeceğiz. İşine gücüne baktı. Bir sonraki dönemde 6 ay mı sürdü, 4 ay mı sürdü zaten. Ondan sonra da ikinci sıradan evet. Aday yaptılar. Sonra birinci sıraya geldi bu memlekette. Şimdi bak abi, Allah aşkına sana sorayım. Son bir haftada. Şimdi Alaca Koçhisar Barajı'nın, sulama barajının ikinci kısım ihalesi yapılacak 11 Ocak'ta. Bak 11 Ocak'ta. Bak evet. Buraya not almışsın. Onlar sen de var, sana da verdim herhalde. Var var. Sonra Bayat ilçemiz biliyorsun. Çok böyle bir şeyler yapılan, yolu belli yapılan ancak doğru dürüst bir sayfiye yeri, bir bahçesi, bir parkı İnsanların böyle gelecek, ondan sonra Ramazan gecelerinde özellikle iftar sonrasında oturacakları bir sayfiye yeri. Ondan sonra bu Koçhisar Barajı görüyorsun, evet. Değil mi? Şimdi bu ikinci kısım şey yapılacak. Bak şimdi. Sana son bir haftadır abi. Son bir hafta bu. Bak bu 50 yıllık, 10 yıllık, 5 yıllık demiyorum. Son bir haftada. Bayat Millet Bahçesi'ne ne kadar para getirdi biliyor musun? 500 bin TL. Ahmet Ceylan. Ahmet Sami Ceylan. Kargı Millet Bahçesi 500 bin lira. Burası Bayat mı? Kurulacağı yer değil mi? Bak, evet. Bayat. Şimdi bir memleketin gelişmesi sadece sanayiyle olmaz. Değil mi İbrahim Bey? Evet. Bunun sosyal tesisleri, sosyal donatıları, parkları, kültürel alanları, her şeyi. Ya Avrupa'ya gidiyorsun, parklardan, ağaçlardan şehri göremiyoruz. Şehri göremiyorsun. Niye? Ya şehir demek bence yaşam alanı demek. Yaşam alanının da yeşillikle ve sayfiye donatılarıyla ne olacak? Şimdi Bayat'ımıza şöyle bir şey o kadar yakışır ki, o kadar yakışacak ki dünyanın, bak dünyanın görecek. En güzel şehirleri ilk önce meydanlarıyla, parklarıyla anılır. Anılır, evet. Evet. Ve kargı ya geçiyor mu? Kaydının kargının resmi var mı Mustafa? Kargınınki yok. Neyse onunkinde sonraki şeylerde buluruz. Kargı. Millet Bahçesi. Kargı'ya. 500 bin lira. Evet. Ortaköy'e tekstil atölyesi kurulması. Bak evet. Tekstil atölyesi Ortaköy'e. Tamam. 500 bin lira. Ve orada da tabii onlarca insana iş imkanı. İş imkanı. 500 bin lira. Laçin'in onu ben de iyi biliyorum. Laçin'in içme suyu çok sıkıntılıydı.
Yani içme suyu tesislerini mutlaka ve mutlaka yenilenmesi gerekiyordu. Ve ciddi de bir miktar. 400 bin lira. Tamam. Ondan sonra bir de emekliler için miydi o? He. Emeklilere ev teslimi yapılacak kurayla. O Perşembe günü 17 Aralık'ta. 17 Aralık'ta Perşembe kura günü. Çekimi var. Kura çekimi. Şimdi bunlar bir haftalık işler. Peki Çorum merkeze ne yapılıyor? Bu asıl, bir haftada asıl, neyi asıl var? Asıl o büyük, büyük. Asıl o evet. Şimdi evet. Onu konuşalım. Evet. Evet. Çorum merkeze. Eski stadyumun yeri. Şu an ekranda görünen alan. Evet. Burası Çorumlu, saygıdeğer Çorumlu hemşerilerimiz çok iyi hatırlarlar. Burası bir dönem ihaleye çıktı. Burası konut alanı olarak satıldı. Ama Allah'a şükürler olsun. Allah'a binlerce kez şükürler olsun ki o yanlışı, o yanlıştan dönüldü. Dönülmek zorunda kalındı. Oradan neler olacaktı, neler? Anam, 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 anam. Kimler neler götürecekti, neler? Ama ta o zaman bu kulaklarımla duydum, gözlerimle gördüm. Sayın Ahmet Sami Ceylan'ın o projeye karşı geldiğini. Ben buna razı değilim. Benim memleketime ihanet ediliyor dediğini. Ve bugün geldiğimiz noktada işte o şimdi diyebilirler ya bu adamlar çıkmış Ahmet Sami Ceylan'ın şeyi mi bunlar askeri mi? Kardeşim doğruyu söylemek askerlikse askerim. Ama doğruyu söylemek adamlık. Adama sahip çıkmak da adamlık. Adam ta o zaman dedi ki ben buna karşıyım. Burası kültür alanı olmalı. Burası yeşil alan olmalı. Burası park olmalı. Burada tenis sahaları olmalı. Futbol sahaları olmalı. Burası Çorum'un nefes alacağı oksijen deposu olmalı. Bunları kulaklarımla duydum. Ve bugün işte o adam Ahmet Sami Ceylan bugün dedi ki Çorum eski Turan Kılıççıoğlu stadyumunun olduğu yer, içindeki sahalar, kapalı spor salonu ne olacak? Park olacak, kültür alanı olacak, spor alanı olacak, yürüyüş alanı olacak, Çorum'un nefes deposu olacak, oksijen deposu olacak. İnsanlar orada hayatlarını güzelleştiren şeyleri görecekler. Bütün aktiviteleri görecekler. Çorum kent olacak, kent. Evet. Ya şimdi eski adı Hıfzı Veldet Veren'in sonraki adı Yunus Emre Parkı mı? Evet. Ya yıllar önce yapılmış. Allah razı olsun orayı kim Allah yaptı? Allah onları yapanlardan kim sebep binlerce olmuş? Defa razı olsun. Orada olmasaydı ne olurdu Çorum? Ne olurdu işte. Çorum'da beton, ne var ya? Beton deposu işte. Ya böyle birilerinin rant kapısı. Rant ya, kapısı olmuş olur. Ya Pir Baba Çamlığı bile ya. Pir Baba Çamlığı'nın eni ne, uzunluğu ne, anlatabildim mi? O bile bize nasıl keyif veriyor değil mi? Evet. Ondan sonra öbür tarafa gidiyorsun, bakıyorsun. Orada Çorumlu vatandaşlarımızı görüyoruz. Yürüyüş yapıyorlar. Dinleniyorlar. Temiz hava. Ya şu millet bahçesinin bak. Şimdi orada stat vardı. Onu kestik. Stadı aldık. Çok yapanlardan, emeklerinden Allah razı olsun. Sebep olanlardan. Ondan sonra. Çok güzel bir stad oldu. Tamam mı? Çok şahane. Çorum'a yakışır bir stad oldu. Şimdi bizim sıkıntımız. Şimdi ben amatör spor camiasından geldiğim için. 1 ve 2 no'lu sentetik sahaların oradan alınınca sanki amatör sporun biteceğini düşünüyoruz. Doğumlar zordur. Değişimler zordur. Hakikaten kabullenmek evet. Zordur. Alışkanlıklarımızı terk etmek zordur. Ancak şehrin gelişmesi, şehrin nefes alması, şehre çok güzel hizmetlerin kazanılması, yatırımların kazanılması için biraz sabredeceğiz. Bak ben buradan amatör spor camiasına sesleniyorum. Bak bunun tamam oralar alınacak ama oralarda bak tenis kortları olacak. Dinlenme bahçeleri, kültür salonları. Hatta en önemlisi de konferans salonlarında içine alan kültür merkezi olacak.
Kaç tane salonunuz? Ya bir tane. Çorum'un bir tane konferans salonu var ya. Tiyatro oraya gelir. Partiler oraya gelir. Ki o da yılların bir. STK'lar orada toplantı yapar. Tiyatro. Değil mi? Evet. Tiyatro. Şimdi onun gibi belki 2-3 tane yapılacak. Benim anladığım kadarıyla o projeden. Ya destekleyelim ya. Destekleyelim. Amatör spora vallahi bir şey olmaz ya. Amatör sporun zaten yukarıda. Hayır, Ali İbrahim Bey, sahası yapılıyor. Yeni kapalı stadyumun yan tarafında amatör sporlar için park ve bahçelerin sahalarda yapılıyor. Park bahçelerinin oraya büyük ihtimal oraya yapılacak kesin olmamakla birlikte. Oraya da iki onun tarafa da yapılacak. Amatör spor camiası burada rahatsız biliyorum. Arkadaşlarım hepsini de tanıyorum. Görüşlerini de biliyorum. Ancak lütfen bak bu konuda şu güzel biraz sabırlı bir olalım. Ya. Bak Allah biraz aşkına. Sabırlı olalım. Allah aşkına ekrana bakanlar şu güzelliğe bir baksın ya. Evet. Yani şimdi atıyorum New York'ta Hyde Park mıdır nedir var da Çorum'da niye işte millet bahçesi olmasın? Evet, gerçekten. Niye çok... Çorum böyle bir şeyle anılmasın? Evet. Layık değil mi Çorumlu böyle güzelliklere? Ne olacaktı? Ne olacaktı? Kimlerin Ahmet Sami Ceylan'ın şuraya resmini koy. O haberi dolacaktı o haberi o haberi bir koy bakalım oraya. Ha, bir de Yiğit'in hakkını da Yiğit'e verelim abi. Koy. O haberle birlikte koy. Komple. Öyle mi? Evet. Neyse onun. Özellikle bu millet Ahmet bahçesi Ceylan, için evet. Bu ekranda görünen adama bütün, teşekkür ediyoruz. Bütün Çorumlular adına sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Aynen. Teşekkürlerimi sunuyorum. Aynen. Allah senden razı olsun. Allah işini gücünü rast getirsin. Diyoruz. Yorumlara bakalım abi şimdi. Hamdi Şahin, güzel bir program başkanlarım. Gerçekçi ve Çorum halkının yanındasınız. Yanında tebrik ediyorum sizleri demiş. Mutlu Akyüz de Halil İbrahim aşkın adaşın abi senin demiş. Evet adaşımız ona itiraz etmiyoruz. Bir de hakikaten Ayşe Kaya bunu söyleyip duruyor. Bir de bu caddelerdeki ağaçlar eskiden şey olarak kesiliyordu. Hani elektrik kabloları falan vardı. Evet. Dokunuyor, attırıyor, şunu sigorta attırıyor falan. Elektriklerin kesilmesine sebep oluyor diye. Şimdi çok Avrupa'yı gezdik. Yurt dışına gezdik. Başka il. Hiçbir tane ağaç kesilmiyor biliyor musun? Ya bırakın uzadığı kadar uzasın. Yanına uzasın, sağına uzasın, soluna uzasın. İnsanları rahatsız eden yerleri şöyle kırpınamaz. Ağaçları niye kesiyorsunuz abi? Bu meyve ağacı değil ki. Bu da. Her sene kırpa bir odun kalıyor. Tamam mı? Bir odun kalıyor. Ya gerek yok ki. Yani Ayşe Kaya da hakikaten bunu hak veriyorum. Caddede bulunan ağaçlar kesilmesin. Kaldırıma zarar veriyor. Şöyle kesilince gövdesi kalınlaşıyor. Gövdesi kalınlaşıyor. Kökü kaldırımları o taşlarını bile yerinden oynatıyor. Evet. Onun için buradan gerçi Halil İbrahim Aşkın'dan da bir şey istemeyecektik ama bunu söylersek şimdi ters mi? O da mı ters teper? O zaman Park ve Bahçeler Amirine söyleyelim. Lütfen ağaçlarımızı kesmeyin arkadaş. Yeter. Budama, mudama hiçbir şey istemiyoruz. Tamam mı? Pandemi bitene kadar hiçbir şey istemiyoruz. Ondan sonra... Ahmet Öz, selamun aleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum sayın başkanlarım, saygılar. Ondan sonra evet şimdi buradan, bu millet bahçesinden için tekrar teşekkür ediyoruz. Emeğe geçen başta Ahmet Sami Ceylan olmak üzere gerçekten orası çok önceki durumda sizin anlattığınız gibi sıkıntılı bir durum oluşacaktı orada. Herhalde mesken, betonlaşma falan. Çok. Orada bunu neler kurtardı. Olacaktı neler. Ah bunu Çorumlara. Kurtardı. Başka bir resim daha koy. Kravatlı resim. Neler olacaktı orada neler. Evet. Neler. Kimlerin hayalleri kursaklarında evet. Kaldı. Şu görüntüye bak. Değil mi? Bak orada tenis kortları, voleybol sahaları, basketbol sahaları. Ya bir tane bak. Bak vallahi utanıyor insan. O potalar var diyorlar değil mi? Pota. Evet. Pota dediği betona birisi bir şey yapmış. Bir basketbol potası koymuş. Zavallı bizim Çorum gençliği. Ömrünü orada çürüttü biliyor musun? Evet. O betonun içinde çürüttü betonu. Yok başka yok. Ya bırakın olacak fırsat işte. Verin. Fırsat verin. Şu kadar olacak. Devasa bir alan. Devasa bir alan Çorum'un gençliğine, Çorum'un yaşlılarına, Çorum'un insanlarına hizmet etsin ya. Bırakın ya. Olacak. Her şeyin evet. En güzel olacak inşallah.
Mavi yerler mi potaların olduğu yer? Evet. Şimdi bunu da böyle kapatırsak son bir şeyimiz var. Evet. Onu da kısaca değinmeden geçmeyelim. Geçenlerde emniyet suç dosyaları üzerinde bir açıklama yaptı. 7000'in üzerinde suç dosyası, suç olay olmuş yani daha doğrusu. Ondan sonra bu olaydan da %99'u aydınlanmış. Evet. Burada emniyet müdürümüze Vali Bey plaket veriyor. Anasının ak sütü gibi helal olsun. Allah razı olsun. Bir şehrin emniyeti iyi ise o şehirde yaşam kalitesi de güzeldir, yüksektir. Yaşam kalitesi de düzgündür. Burada emniyet müdürümüze çok teşekkür ediyoruz. Allah yar ve yardımcısı olsun. Amin. Bu zor süreçte. Ancak sadece şunu istiyorum. 7500 olay yine de Çorum için bir yılda çok. Emniyet müdüründe biliyorum ki bir sene oldu herhalde geleli. Değil mi? Evet. Yani bir yıl falan oldu. Bir yılda bu kadar dosyayı aydınlatmak, bu kadar olayı çözmek her babayiğidin karı değil. Başarılarının daim olmasını diliyorum. Ancak bir şey istirham ediyorum sevgili müdürümden. Olaylar olmadan önleyici çalışmalar daha rahat, daha güzel olur değil mi? Olaylar olmasın. Olmadan önlensin. Diyorum bu başarısı için de kendine ama Kent 19 TV olarak da tebrikler ediyorum. Anasının ak sütü gibi helal olsun diyorum. Sayın Emniyet Müdürümüz Mehmet Gülser zannedersem beyefendiye ve bütün emniyet teşkilatımıza, o aslan yürekli polis kardeşlerimize ben de buradan bütün Çorumlular adına teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. 7553 olayın 7172'sini aydınlatmış bu aslan yürekli emniyet mensupları. Tabii ki olaylar sayıya baktığınız zaman çok, evet çok. Evet. Ama bunun toplum psikolojisi, insan psikolojisi, tüm yaşananlar, pandemiler, yasaklar, ekonomik olaylar, şunlar, bunlar insanımızın psikolojisini bozdu. Bu şu demek değildir ki 7553 olayın tamamı işte böyle ahlaksız boyutta veya cinayet veya hırsızlık veya şu bu falan değildir. Yani bunun içinde dövüşü de var, kavgası da var, sinir harbi yaşayanlar da var, aile içi kavgalar da var falan filan. Evet. Ama bunları aydınlatan, bunları sonuçlaştıran bir emniyetimiz de var. Buradan tüm Çorum halkı adına, başta Sayın Emniyet Müdürümüze ve onun şahsında tüm emniyet camiasına, Çorumlular adına şükranlarımızı sunuyoruz. Sağ olun, var olun, siz hep var olun kardeşlerim. Evet, bir yorum, birkaç tane yorum gelmiş. Biraz ironi yapmış Emin Kantar da. Bir dahaki seçimlere aday ol bence Halil İbrahim Başkan demiş. Kardeş biz her yere aday oluruz. Böyle bir özgürlüğümüz var. Ama ben hiç bu zamana kadar hayatımda hiçbir yere aday olmadım. Bunu da bilelim. Gerçekten aday olmadım. Sağ olsun da teklif ettiler. Şuraya gir, buraya gir, işte meclise gir, meclis başkanı ol diye. Ondan sonra aday olmak da kötü bir şey değil. Oluruz değil. Ama şu kadarını söyleyeyim. Siyaset yapmak çok güzel bir iş ama yorucu bir iş. Siyaset defterini biz tam kapatmasak da az bir şey kaldı kapatmaya. Hani buradan da tamamen siyaseti kapattık da. Sen tabii biraz yaşlandın. Ali biraz yaşlandık. Yaşlandın sen yani. Evet. Olabilir. Evet, yaşlandık Emin Bey. Hayırlısı olsun ya inşallah. Biz siyaset defterini kapattık ya da kapatmak üzereyiz. Sadece siyasetimizin şuyu kaldı. Yaptığımız siyasetlerden, o tecrübelerimizden insanlarımıza kötü bir şey söylemiyoruz. Kötü bir şey söylüyorsak deyin, buradan yazın. Kötü bir şey söylüyorsunuz deyin. Amenna. Ama ben AK Parti'nin... İftira atmayız. Evet. Yalaklık yapmayız. Adam gibi gerçekleri konuşur,
adam gibi dururuz. Evet. Bu kadar net. Yani biz kötü bir siyaset yapmadık. Yani arkamızda bir hosseda bıraktığımıza inanıyorum. Ama bu saatten sonra da bizim bir yerlere aday olup da çıkmamız falan uygun da olmaz. Evet. Diye düşünüyorum yani en azından. Oradan selam olsun Emine, Emin Bey'e. Barış Arslan, selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Güzel bir program oluyor. Tebrik ediyorum. Yaşanan Haber, Barış Arslan. Yaşanan Haber, evet, .com. Onu da izleyicimizle paylaşmış olalım. Mehmet Furkan Kaya, hayırlı akşamlar, iyi yayınlar. Askerim benim, Mehmetciğim. Öpüyorum seni. Ondan sonra Şeref Başı Büyük, selam başkanım, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar şerefim diyoruz. Evet. Ve bir programın daha sonuna geliyoruz. Sonuna geliyoruz. Buradan bizi izleyenlerimize izledikleri için, yorum yaptıkları için, beğendikleri için, yeri geldi eleştirdikleri için mutlaka herkesin bir görüşü, düşüncesi var. Bizim görüşümüz, düşüncemiz, tarafımız bu. Tarafsızı demedik biz hiçbir zaman. Biz tarafız. Biz doğrulardan tarafız. Biz milliyetçilerden tarafız. Biz ülkücüyüz, biz AK Partiliyiz. Biz Cumhur İttifakı'nın tarafıyız. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin tarafıyız. Biz iyi insanların, vatan sever insanların tarafıyız. Ha, bunu başka türlü anlayabilirsiniz. Herkes anlamakta serbest. Sevmeyebilirsiniz. Hiç kimsenin düşüncesi kimseyi bağlamaz. Biz böyleyiz kardeşim. Bu televizyon da böyle bir televizyon. Biz vatanımıza, Çorum'umuza hizmetten başka bir hesabımız olmaz. Bu zamana kadar da olmadı diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun diyorum. İyi akşamlar diliyorum. Buradan bizi izleyen tüm izleyicilerimize, ki buradan isimlerini sayamayacağımız, çok çok tanıdığımız, bildiğimiz, sevdiğimiz, saydığımız bir sürü insanlar var. Yorum yapanları okuyoruz ama izleyenleri çok sayıda olduğu için okumuyoruz. Buradan herkese ayrı ayrı sevgilerimizi, saygılarımızı, şükranlarımızı sunuyoruz. Halil İbrahim Bey'in de söylediği gibi, biz buyuz, biz böyleyiz. Biz doğrunun yanındayız. Biz doğru olanı söylemekle mükellefiz. Biz gerçekleri konuşuyoruz. Bundan sonra da konuşmaya devam edeceğiz. Evet. Allah'a emanet olun. Geceleriniz hayırlı olsun. Haneleriniz bereketli olsun. Vücutlarınız sağlıklı, afiyetli olsun. Evet. Mustafa, kapanışımızda Çorum türküsü neydi? Kara kaş boyanır mı? Çorum türküsü diyoruz. Değil mi? Evet. Evet. Hadi bakalım. Karanfil.
Karanfil eker misin? Karanfil eker misin? Balınan şeker misin? Balınan şeker misin? Meramın sevmek değil, meramın sevmek değil. Kuru dil döker misin? Kuru dil döker misin? Haydi sevdiğim haydi, gözlerin beni baydı. Elin nazlı yârine, elin nazlı yârine. Nasıl diyelim haydi, nasıl diyelim haydi. Karşıdan geç göreyim, karşıdan geç göreyim. Topludan gül vereyim, topludan gül vereyim. Sende dudak bende yüz, sende dudak bende yüz. Sen iste ben vereyim, sen iste ben vereyim. Haydi sevdiğim haydi, gözlerin beni baydı. Elin nazlı